Zeynep Kibar, 20 yaşında ve 1 yıllık evli. Halkla ilişkiler alanında çalışan gelinimiz Rizeli. İşte yeni bir ev, yeni bir gelin. Diğer gelinler birazdan gelecekler. Önden gelmek istedim. Neredeyim? İstanbul Esenyurt'tayım. Haftanın ikinci günü. Zeynep gelinim 20 yaşında, 1 yıllık evli ve Rizeli. Çok merak ediyorum. Hemen zile basalım. Ama hediyemi almadım. Hemen hediyemi alayım. Hissiz. Nasıl unuturum, nasıl unuturum? Dararadan. Huhu. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben deyim, gece uyuyabildin mi? Heyecan var mı? Uyuyamadım. Heyecan var tabii ki de. Her şey hazır mı? Hazır, sizi bekliyor. Evine güveniyor musun? Güveniyorum. Gelinler korksun mu? Korksun. 100.000 lira senin mi? Evet. O zaman içeri girelim. Sizden rica ediyorum, bir evi gösterin Zeynep'in evini. Biz de orada salonuna geçelim. Tabii ki de. Olur mu? Hadi gel, kapat kapıyı. Ezgi Sertel, Zeynep gelinle birlikte salona geçerken biz de ev turumuza başlıyoruz. Zeynep gelinin dikdörtgen formdaki salonunda luxury stil mobilyalar göze çarpıyor. Mutfakta açık renklerin kullanılması olduğundan daha geniş ve ferah görünmesini sağlamış. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasını şık spor tarzda dekore etmiş. Güler yüzlü gelinim Zeynep'in salonundayız. Zeynep'ciğim, kısaca seni tanıyalım. Ben Zeynep, 20 yaşındayım, Rizeliyim, 1 yıllık evliyim. Güzellik merkezinde halkla ilişkiler bölümünde çalışıyorum. Çok güzel. Eşinin adı nedir? Ferdi. Ferdi Bey. Az önce dikkatimi çekti. Onlar evet. Armut. Evet, armut tatlısı yaptım. Kızlara kapıda ikram etmek için. Kapıda? Evet. Çok ilginçsin. Kocam da kocam yazılı. Nasıl tatlı? Bu üstüne ne serptim? Bunu tarçın mı? Evet. Bunu böyle mi ikram edeceksin? Evet, öyle yiyecekler. Kapıdan gelmeden ağızları tatlansın diye. Haşladın, şerbete mi batırdın? Evet. Bu adet Rize'de mi var? Hayır. Yani bu tatlıyı yapmak istedim arkadaşlarıma. Hayır, nereden aklına geldi? Armut yapayım, onu haşlayayım, şerbete batırayım, üstüne tarçın dökeyim. Sonra sapından tutayım, gelen gelinlerin ağzına tutayım diye. Biraz emek harcamak istedim açıkçası. Hayır, aklına nasıl gelir yani? Yaratıcı. Arkadaşlarımı izlediğimde kimse böyle bir şey yapmamıştı. Yapanı gördün mü daha önce? Ben bunu Karadeniz'de birinde yemiştim. Benim de hoşuma gitti. Ha, gördün, evet, tamam. Gördüm. Aa, sen de onun için gelinlere yapmak istedin. Evet. Beni de saymış yalnız. Değil mi? Evet, 6 tane yaptım. Salonda sohbet koyulaşırken gelinler de eve doğru ilerliyor. Kızlar kaçıncı daireydi? Sanırım 95'ti diye hatırlıyorum. Ha, kapı çaldı. Bana şimdi geldi bildirim ya. Ben bir bakayım. Zili duymadın mı? Zil. Zil de böyle derinden geliyor. Telefonumdan geliyor. Bakalım kim gelmiş? Nasıl yani? Aşağıda kameradan görebiliyorum. Ha, telefonundan bakıyorsun. Tabii canım, oraya gidip de kapıya mı bakacağım Ezgi Hanım? Buradan bir tuşta kapıyı açıyorum onlara. Benim evim çok teknolojik. Açmayacak herhalde. Evet, açmıyor. Ah Zeynep, kaldık burada kızlar. Bakın kızlar gelmiş. Kızlar gelmiş, kapıda bekliyorlar. Biz hiç. Açtın mı kapıyı? Dur, hemen açıyorum. Aç hayatım, bekletme. Zeynep açarsın. Biz geldik. Aç kız kapıyı. Nasıl ya? Daha neler göreceğim abla. Açtım. Ne rahat. Tabii gelsinler. Kim gelmiş bakayım ben? Kılını bile kıpırdat. Biz hemen bir kapıyı açalım diye kalk. Rahat gelin. Aynen. Ha, geldiniz mi? Açtım. Kaçıncı kata çıktık biz? Ya 12'ye çıktık. 12'ye. Onlar da çıkacaklar. Tabii onlar gelene kadar. Oo. Ha, anladım. Modern evde. Ben çağ dışı kalmış gelin. Ne bileyim ben. Şimdi kapı çalınca gideceksin bu sefer değil mi? Sanırım. Oraya teknoloji gelişmedi. Bir tuş olsa da onu da açsak. Oturduğun yerden açar mısın öyle bir şey olsa? Kumanda olsa. Ay, açarım ya. Ne gideceğim? Ama eşim gelse açmam. Bir sarılayım, bir hoş geldin diyeyim. Cicim ayları. Tabii. Hep yap onu. Evet. Hep yap. Muhakkak her zaman uğurla da. Ama diyorsun ki misafir gelse oturduğum yerden kalkmam. Yani öyle mi? Misafirlere değil. Gelinler öyle değil ya. Sen kime çektin? Gelinler için söylüyorum, tırnak için. Diğer misafirlerim öyle değilim. Ama onlar sana puan verecekler. Onlar seni 100.000 lira büyük ödüle götürecek. Evet. Yani bence o yüzden tatlı artık yaptım ya. Ha, tatlıyla. Evet. Onları duymayacaklar mı sanıyorsun? Yok, onları duymazlar herhalde. Duymasın, aramızda kalır. Aa, bak çaldı, geldiler 12. Evet, katta. Ben hemen gidiyorum. Zahmet, lütfen zahmet olacak ya, ama hani kusura bak. Ya biraz öyle oldu. Artık bugün idare et. Bir rahat gelin, vallahi yaşlanmaz. Gamsız. Bugün acaba bu eleştirdiklerinde nasıl tepki verecek? Falan diyecek bence. Vallahi Zeynep'ten onu bekliyorum.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep'ciğim aşağıda bizi niye bu kadar beklettin? Telefondan açmaya çalıştım da biraz geç açıldı, kusura bakmayın. Ha, aşağıyı telefondan açıyorsun, burayı kendin açıyorsun ama bunun bir havası mı var? Hayır canım, teknoloji kafama kadar gelişmedi. O da çıkarsa onu da yaptırırım. Hazır mısın? Geliyoruz. Hazırım tabii ki de, hoş geldiniz. Zeynep'ciğim o elindekiler ne acaba? Sizi tatlıyla karşılamak istedim. Tatlı konuşalım, tatlı yiyelim diye. Armut tatlısı mı o? Evet. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Sadece Zeynep'ciğim, tatlı yemek istedik. Sende bu çene varken biz nasıl tatlı konuşalım? Canım biz de orta yolu buluruz. Tatlı tatlı tartışırız. Zeynep'ciğim biz onları salonda alsak olur mu? Tabii ki de olur. Buyurun. Gelin dediğin kalkar, kapıyı açar, misafirini karşılar. Böyle küstahlık mı olur? Orada o kadar bekledik. Ay şov yapıyor asıl onlar. Alt tarafı birkaç dakika beklediler. Oturduğu yerden kapı açtı. Bizi bakalım daha neler bekliyor, yani neler göreceğiz. Biz buraya sana misafirliğe geldik. Kocan olan sevgilini ölçmeye değil. Bu ne bu? Aa, ben yaptırdım. Ben hayatımda bu kadar elektronik bir gelin görmedim. Göstereyim. Şarj oluyorum. Enerjimi bitirdikleri için hemen enerji depolamalıyım. Ne zeytin, reçel olsa sanki kahvaltıya gelmiş gibi hissediyorum. 2023 gelinine de bu danteller de yakışmıyor. Bu tezgah bana yetiyor. Muhtemelen yan komşundan falan tezgah ödünç alıyorsun. Hayır, almıyorum. Zeynep, bütün mahalle Zeynep'e destek olsa ne yazar? Yatak örtünü herhalde daha gelip seveceksin, bekliyoruz. Çünkü bu yatak örtüsü bayağı günlük. Göstereyim kaynanamın verdiklerini. Yeni hazırlar. Bardak değil, bunun içine tatlı yapıyoruz biz. Bu masanın bir albenisi yok. Fransa, İtalya, Japonya, Norveç. Malta diyorum ya. Malta nerede? Benim beyin niye gitti? Bir daha alabilir miyim? Şarjın yetersiz. Evet, takamadım. Az sonra. Gelinlerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rengarenksiniz gene. Evet. Bugün turuncu giyindim. Ben turuncuyu çok severim. Böyle enerji vermek istedim. İyi yaptın hayatım. Sarılar, turuncular, siyahlar, kremler. O ne? Sen böyle pankartınla mı geldin? Evet. Hazır mısın diyoruz. Biz geldik. Hoş geldiniz gelinlerim. Hoş bulduk. Herkes bir hazırlık. Tatlılarınız. Kapıda evet. Yemediniz. Evet. Nasıl buldunuz tatlıyı? Çok sunumlu ya. Çok uğraşmışsın belli. 60 dakika kaynattım Melan'ı. Uğraştım tabii. Zeynep'ciğim. Telefonundan kapı açmayı biliyorsun. Evet. Yani kalkıp kapı açmıyorsun bize. 2 saat bizi kapıda bekletiyorsun. 60 dakika bu armutları kaynatmışsın. Seni bu konuda gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Fakat ben hiç iyi bulamadım. Yani armut ne ya? Armutla karşılamasını beğenmedim. Armutu görünce de aklıma bir deyim geldi. Onu da söylemek istemedim. Armut'un iyisini kimler yerler biliyorsunuzdur. Ayılar ya bize ne demek istedi onu anlam veremedim ama hoş bir karşılama değildi. Ben çok beğenemedim. Fazla görgüsüzceydi bence. Tatlının iyisi kötüsü mü var? Çok güzel bir meyve. Yani ben sen daha hamaratsın diye düşündüm. Canım armut hamaratımı ne? Mutfakta yaptım. Soframda görün siz beni. Ben yani yemeği yerim her türlü de armut yemem yani. Ama tadına hiç bakmadım. Çok güzel yaptın. Yemesi bence çok... Bir lezzetine bakar mısın? Nasıl yiyeceğim? Şimdi şöyle bir şey. Elimle mi yiyeceğim ben hayır bunu? Hayır canım. Burada İnsan bir çatal koyar. Hadi yemek istedim. Belki elimle böyle yemeyeceğim. Çatalla yiyeceğim. Canım sapını başına mı koydum? Sapıyla beraber yiyeceksin. Hayatım Zeynep. Bu peçetelerle biz senin kocan mıyız? Canım kocama olan sevgimi her yere yazdırmak istedim. Yani biz buraya sana misafir filiye geldik. Kocan olan sevgini ölçmeye değil. Oğul evime geldi mi? Bakabilir miyim? Sen bunu al canım böyle kocacığım. Gel canım armut dersin. Böyle tutuverirsin ağzına. Kimse armut yemedi. Artık akşam gelince armutla eşini karşılarsın yapacak hayatım. Yapacak şey koyacak. Zahmetli tabii ki. Onu yemek de zahmetli. Kimse şu an şerbetli evet. Olduğu için tabii. Ben şimdi şöyle tutsam. Bak ne güzel tuttun. Dağılmıyor. İlla ki güzel tuttun. Yine bir merak etti tabii. Çok teşekkür ederim. Hediyem hayatım. Umarım beğenirsin. Açmanı istiyorum. Tabii ki de hemen açıyorum. Bir şey fark ettim. Ay çok güzel. Nevresim takımı. Evet. Tiril. Bayıldım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum hayatım. Güzel günlerde. Ay, ben de çok mutlu sağlıkla oldum. Sağlıkla kullan. Çok sağ olun. Dur neye dikkat ettim? Bu ne? Bu ne bu? Ay. Bu ne? Özel yaptırdım. Nasıl ya Pırnağan'cığım? Ben hayatımda bu kadar elektronik bir gelin görmedim. Teşekkür ederim. Hayır ne diyor hakikaten? Hemen söyleyeyim. İsterseniz önce bir hediyemi bırakayım. Ezgi Hanım, gelinler benim enerjimi sömüreceğinden dolayı ve enerji için kendimi biliyorsunuz teknolojiyi seviyorum. Evet. Alıyorum telefonumu şöyle. Takıyorum, göstereyim. Bakın şu anda şarj oluyorum.
Ay ben inanamıyorum. Sen kendini iyice şarj et. Umarım kapı açmayı da becerirsin o şarjla. Akıl fikir versin. Sizinle vallahi %100 olsam da geçmez bana. Hakkını helal et. Allah akıl fikir versin dedim vallahi sana. Hiç böyle şey görmedim. İnsan zaten kendini şarj edebilir. Bizden korktuğu için de kendini şarj etmek istedi ama çok yapmacıktı. Şovdu yani. Tamam anladık Zeynep'ciğim. En teknolojik sensin. Şarj olmaya devam et. Şov benim işim. Bakın kendimi hala şarj ediyorum. Ben hayatımda ilk kez böyle bir gelin gördüm. Kendini şarja takan. Gelinler robot değildir. Kaynanalar artık evlatlarını evlendirmeyecek böyle gelinler yüzüne. Böyle gelin mi olur? Yani gelinlere yekten dedi ki siz benim şarjımı tüketeceksiniz. Benim şarj olmam lazım dedi. Benim de şarjım bitti şu anda. İkram istiyorum sunum. Hemen gidiyorum. Ha, sen bir git. Ben bir şeyler soracağım. Ben gideyim de bari armut tatlısıyla başka bir şey koyayım. Karşılaması armut tatlısıyla değil de farklı bir türde olabilirdi. Ama asla armut tatlısına değil yani. Daha güler yüzlü, belki daha sevecen bile olsaydı. Yani daha sıcak kanlı olsaydı armut tatlısından çok daha iyiydi. Kolay gelsin Zeynep. Ne hazırlıyorsun bakalım? Karpuzlu sandviç hazırlıyorum. Karpuzlu sandviç mi? Hmm, demek teknolojik olduğun kadar yenilikçisin de. Yenilikleri seviyorum evet Tristes. Bak aklıma ne geldi. Hani sen dün Buse'nin evine çöp dedin ya. Sence bugün tüm sinirini yüklenip gelmiş olabilir mi? Yani böyle bir eve yüklenip gelsene. Evim muhteşem. Maşallah enerjin de pek yerinde. Şarjın falan bitmedi değil mi? Yani aslında biraz enerjiye ihtiyacım var. Kızlar enerjimi yedi bitirdi. O zaman telefonunu vereyim de şarj şovunu yaparsın. Kesinlikle yaparım Distes. Telefonumu rica edebilir miyim? Al bakalım telefonunu. Ay enerjimi bitirdikleri için hemen enerji depolamalıyım. Harika enerji alıyorum. Bu şarj sana bugün yeter mi yoksa yine gerekecek mi? Sanırım onların yüzlerini gördükçe çok kez şarj etmem lazım. Şarjın doldu mu? Doldu. Enerji geldi. Zeynep. Canım nerede kaldın? Tamam geliyorum. Zeynep gelinimiz karpuzdan bir sandviç getirdi. Evet. Bunu daha önce görmemiştim. Sen bunu gördün mü daha önce böyle bir ikram? Hayır görmedim. Nereden aklına geldi? Rüyana mı giriyor hayatı böyle şeyler? Yani karpuzla peyniri herkes yemeyi seviyor. Evet. Ben de bunu bir kaşar peyniriyle denemek istedim. Marul denedim. Tadına da baktım çok güzel oldu. Şimdi sizin tadınıza bakmanızı istiyorum. Sunum şekli ve sunduğu şey bana doğru gelmedi. Eğer illaki onu sunmak istiyorsa, onu kanepe şeklinde yapsa ve daha küçük bir tabağa koysaydı daha hoş gözükürdü. Yaratıcı bir arkadaşımız. Nasıl buldun Pınar'cığım? Yani nasıl yiyeceğimi düşünüyorum şu anda. Bunun için kağıt peçete getirdim. Bu peçeteni koruyabileceğini düşünmüyorum ama. Bir deneyelim istersen. Akıt akıta karpuzlu sandviç. Neler görmek istiyorsun acaba Büşra'cığım? Şöyle ben yanında iki tane zeytin, reçel olsa sanki kahvaltıya gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Ya marul ne alaka? Çiğ köfte mi yiyeceğiz? Yani yeşillikle karpuz... Hadi karpuzla peynir yakışıyor dedin anladık dedi. Ha, evet. Marul ne? Marul ne alaka? Ama sandviçe uyarlamaya çalıştım. Ben... Tadı gerçekten çok lezzetli. Karpuz sandviçin yanında lokum, bir de ne suyu? Erik suyu. Erik suyu. Ben meyve bahçesine şey gelmiş gibiyiz vallahi. Şimdi bu lokum ne alaka? Yani lokumu biz... Onda da meyveli çeşitleri var. Hayır, karpuzu yemek istemeyen eriği yerken ağzına lokum atmak ister diye. Herkes yiyecek diye bir şey değil sonuçta. Erik suyu çok güzel olmuş eline. Bak, ben de içeceğim. Zeynep'ciğim, doğal şöyle mı? Bir şey. Evet, doğal. Doğal. Hiçbir şey yok. Çok güzel olmuş. Daha önce karpuzlu sandviç yememiştim. Çok saçma buldum. Dünkü ananaslı içeceğin üstüne çıktığını düşünüyorum. Umarım siz de gelinler beni Türk kahvesi ya da çayla karşılamazsınız. Hayatım benim içeceğimin üstüne nasıl çıkabilirsin Allah aşkına? Canım seninki... Buraya meyve bahçesine gelmiş gibiyiz. Erik suyu, burada lokum. Ne alaka? Bu sandviç mi ne bir şeye benzemiyor? Ben bu konuda... Zaten yani bu konuda yorum bilmiyorum. Ananasın üstüne nasıl çıkabilirsin yani? Ama ananasın yerde bile durmuyor. Onu tutmak için uğraşmam gerekiyor. Sen tutamadın bir tek. Koydun duruyor. Bir de işte.
yani. Ben bir şey değinmek istiyorum. Değil. Ananas'a Buse arkadaşımız 100 TL vermiş. 600 TL'lik bir sunumla önümüze geldi. Evet. Evet. Asla bence o ananasın üstüne çıkamaz yani bu sandviç. Hadi ondan ziyade tutması zordu vesaire. Arkadaşım o zaman bu niye böyle geldi? Neden böyle? Bayıldı da. Elini yiyemedim. Tersen Türk kahvesini tercih ederdim. Evet. Benim sunumum dün ananaslıydı, bugün karpuz. Meyvelerden gidiyor maşallah ama hiçbir şekilde benimkini geçemez. Sandviç asla olmamış. Erik hepsi vardı zaten, meyve bahçesi gibiydi. Hiçbir şekilde beğenmedim. Herkesin yaptığı bir şey mi yapacaksın? Yani Türk kahvesi, sandviçi yiyemedim bile, dağılmıştı zaten. Ama erik suyun çok lezzetli olmuş, ellerine ben sağlık. Gerçekten erikle çok beğendim. Ve çok güzel düşünmüşsün, bu sıcak havada buz gibi bir erik suyu çok iyi geldi hayatım. Karimke gelin gitmiş, Safranbolulu. Evet. Değil mi, bizim memleketimizin lokumu vardı. Lokum da ikram etmek istedi diyelim. Emeğine karşı teşekkür ediyorum hayatım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yemek isteyen yesin, içmek isteyen içsin, sonra da salon yorumuyla devam edelim. Tamam. Olur mu? Hadi olur bakalım. Tabii ki. Zeynep Gelin salonunu lakşeri stilinde dekore etmiş. Füme lake masayla kadife sandalyelerden oluşan yemek bölümü gayet şık. Ayna detaylı füme televizyon ünitesi oturma bölümünden epey uzakta konumlandırılmış. Füme ve açık gri kombinlenen oturma grubu gümüş ve kapitone detaylarıyla mobilyalara uyum sağlamış. Pencerede sadece ışıltılı gri tüller mevcut. Yuvarlak çerçeveli ayna ebat olarak maalesef küçük kalmış. Kristal taşlı üçlü avize salonun tarzına yakışmış ancak tepsili modelleri tavan göbeğiyle birlikte kullanmak doğru değil. Son olarak ekru üzeri gri çerçeveli halıyı dekorasyona uygun bulduğumuzu belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Bir yıllık gelin Zeynep bugün yarışıyor. Kiracı mısın? Evet, kiracıyım maalesef. Ay canım benim, Allah'ım sana da nasip etsin. Abi. Evlenince bu eve mi geldin? Evet, bu eve İlk geldim. Evin. Evet. İlk evin, ilk mobilyalar, yeni mobilyalar. Pınar'cığım o zaman seninle başlayalım. Hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Hazır olmasam buraya katılır mıydım? Peki o zaman. Ben salonu çok karanlık buldum öncelikle. Salonda koyu renkleri tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve çok az aksesuar olduğunu düşünüyorum. Bana kalsa perdeyi açık renk kullanmalı ve ton kullanmalıydı. Böyle zaten karanlık mobilyalar ve tamamen karanlık olmuş. Yani 2023 gelinine de bu danteller de yakışmıyor, bilemedim. Dantellerin minicik gözüküyor aslında. Çok ben buradayım diyen bir şey değil. Sadece bari bir tane var. Bari gözüküyor canım. Hayır, onun küçücüğü gözüküyor. Mesela o dantel yerine masanın üzerine güzel bir aksesuar alabilirdin. Neden masanın üzerini bomboş bıraktın? Yani masanın üzerinde aslında çiçeğim vardı ama maalesef ki onu koymamışım. Yani bunları yaparsan bence odan daha ferah olabilir. Özellikle perdenin, tül perdenin değiştirmen perde gerekiyor. Ya perde konusunda yani çok da kötü durduğunu düşünmüyorum ama çok wow buraya çok iyi dur da diyemem. Ama benim için ideal bir perde ama yine de yorumlarınız için teşekkür ederim. Fon olmalı mı sence? Ya ben tam tersi, fonla çok karanlık olur diye düşündüm. Çünkü bunu bu koltuğumla uyumladım. Evet. Fonları da diğer koltuğumla uyumlamam lazımdı. Bu sefer de ekstra bir karanlık olur diye tercih etmek yani istemedim. Yani karanlık olduğunu kabul ediyor musun? Daha mı karanlık olur? Yok, şu an karanlık olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü halımı geneli zaten krem olduğu için bir genelleme gümüş detaylarını vesaire kullandım. Çok karanlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi. Bu koltuğumun hepsi, yani ikinci koltuğumun hepsi gibi koyu antrasit olsaydı koyu olduğunu düşünürdüm ama bunda o kadar koyu olduğunu düşünmüyorum. Koltukları kaça aldın? Şaşırmaya hazır mısınız? Evet. 19 bin. Aa! Evet. Çok iyi. Yani benim zamanımda herkes 50-60 bin alıyordu. Evet. Bayağı bir araştırdım açıkçası. Kayınpederime yük olmayayım diye. Canımsın benim. İki tane berjer var. Evet. Değil mi? İki tane de bundan büyük. Evet. Çok uygun. Çok uygun almış değil mi gelinler? Evet, uygun. Evet, çok uygun. Bu zigon sehpalar? Bunları 1500 TL'ye aldım. Ayrı aldın. Masa ve sandalyeler? Evet, masam ve sandalyeyi 15 bin aldım. İkili adını ne bilmiyorum. Televizyon ünitesi mi? Onu da 5,5'a aldım. 5500 TL. Güzel. Halılar? Evet. Bu 2,5. Pardon. İkisi de aynı değil mi? Ha, yani ben birini önceden almıştım. Siz geliyorsunuz diye ikinciyi de aldım. Enflasyon vurdu biraz. Çok tatlısın. İlk önce 2,5'a aldın, sonra kaç aldın? 5'e aldım. Aa, 2 kaç olmuş. Gerçekten enflasyon bizi geliyor diye bakın. Bak güzel bir detay Büşra. Daha güzel almadım şimdi ki. Ezgi Hanım hala almış alı bence bana değil de damada demeli. Daha neler aldın bu arada? Yani avizelerimi değiştirdim, abajurlarımı değiştirdim. Bir iki tane süs eklemek istedim. Diğer bütün evin avizelerini değiştirdim. Değiştirdim derken yok muydu da yeni aldın? Bir senelik gelin neyi değiştiriyor? Yani bazılarını değiştirdim. Avizelerimi de ben ele gelirken vardı. Spot tarzında. Evet, evet. Bunları almak istedim siz İlk gelince. İlk başta yük olmadı, zamanla alıyorsun. Aynen. O zaman güzel şöyle kafa. Diyebilir miyiz? İyi ki Zeynep gelin evine katılmış.
kalmış. Bütün evinde gerçekten eksik parçalarını tamamlamak için bu programı beklemiş yani. Bahane oluyor. Evet. Misafir gelirken de öyledir ya, eksiğinizi tamamlarsınız aslında. Eksik hiç bitmiyor ki. Ev hanımları beni çok iyi anladı şu anda. Aa dur şunu da alayım falan, değil mi? Evet. Hakikaten öyledir. Avizelerini ben açıkçası beğendim. Teşekkür ederim. Oraya alçıpenden dolayı oturmamış sanırım. Evet. Ya onu da almadan önce açıkçası çok anlamadığım için onu düşünemedim. İnternette görünce daha 20 yaşında olduğunu bunun düşündüm. O da yani salona uyacağını düşünüp almışsın. Oraya oturmamış. O alçıpenden kaynaklı bir şey. Salonunun genel olarak mobilyalarını beğendim ama eksik parçaları vardı. Umarım kısa zamanda tamamlar. Perdeler yani perdede salonda fon olayını çok sevmiyorum. Kullanan da var, yakıştıran da var olabilir. Ama ben hani böyle fresh, daha böyle... Bir ihtiyaçta değil diyorsun. Evet, değil yani. Aynen. Benim için güzel bir tül, güzel bir güneşlik varsa o salon hani benim için tamamdır yani. Peki tül güzel mi? Parlaklık olarak güzel ama renk tercihi farklı olabilirdi. Bence tülün kalitesi olarak güzel. Söyle. Yani. Araya girdim ama bence kumaşı da... Yanlış seçim bence de. Çok kırışık durmuyor mu Ezgi Hanım? O ama ütülememesinden alakalı. Yok hayır. Yani, saatlerce ütüledim ama maksimum boğuldu. Tutmuyor. Evet ya aslında yıkadıktan sonra hemen astım. Evet, sonra tekrardan çıkardım. Gerekim. Sonra tekrardan ütüledim. Tekrardan astım. Ama maksimum bu çıktı. Yani normalde söylemem ama çok dikkatimi çekti. Çünkü hani bayağı yerlerde. Yok yani iki kere tak çıkar yaptım var. Gerçekten ama benim evdekini yıka az. Evet. Hiç ütü istemiyor. Evet, benim de öyle. Onlar çok kullanışlı evet. oluyor. Demek ütü tutmuyor. İşte alırken böyle kumaşı böyle yapacaksınız. Kırışıyor mu bakacaksınız. Evet. Fiyatı ne kadar? 1,500 TL. 1,500 lira. Hı-hı. Sadece salonunki değil evet. mi hayatım? Avizeleri kaça almıştın? 550 TL ayrı ayrı. Ayrı ayrı. 1,100 liraya geldi. Evet. Buse'cim, senin salonunda aksesuar yok dediler. Ki evet. sen de söyledin, bu yorumu yaptın. Sen ne düşünüyorsun? Ama salon olarak genel olarak gri, güzel, şık bir salon. Ama tül tabii ki de bu şıklığı bozuyor benim gözümde. Yoksa çok şık bir salonum var. Tülü daha böyle ağır ve fon kullansaydı çok daha tamamlayıcı ve bütünleyici olurdu. Tabii ki tercih meselesi. Çünkü çok koyu, boğuyor. Bir süreden sonra biraz açıklık istiyoruz. Evet halıya koymuşsun ama tüle de koyabilirdin. Tek yani, düze bir renk mi geldi evet, sana? Evet tek düze. Hepsi bir gri. Sadece halısında beyaz var. Onu şey görmeyelim. Hep koyu, hep gri, hep böyle antresit gidiyor. Ya benim dün evime ve eşyalarıma çöp dedi ama kendi eşyalarını da gördüm şu an. Yani kesinlikle çöp bu lafını yakıştırmadım. Burada da ben bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü bir emekle dizmişsin, döşemişsin burayı. Bir hevesle, ben senin harcamış. De yaptığın gibi yapmayacağım. Ben beğendim ama tabii ki eksiklerim var. Tamamlayacağını düşünüyorum. Ben 10 günlükken sen bu yorum yaptın. Sen bir senelikken ben sana yapıyorum. Bu kadar. Saat olmalı mı? Olabilirdi evet, ama olmalı. Ben saati salona yakıştırmıyorum. Ben de. O TikTok sesinden, ya tam burada bir eşimle rahat rahat yatıyoruz. O ses, beni çok hoşlanmıyorum yani. Her saatte TikTok diye ses evet, çıkıyor. Evet, her saatte TikTok diye ses mi çıkıyor? Yani çıkmayanı duymuşum. Yani. Saat hiç takmadım ki. Ezgi Hanım ben bir şey sormak Lütfen. İstiyorum. Tamam. Oradaki petek nereye gidiyor? Çok evet. güzel bir soru. Buradan mutfağa gidiyoruz beni arkadaşlar. Beni görüyorlar. Köşe bucak bakıyorlar. Bayağı orada bir şeyler oluşmuş evet gibi. Evet kızlar. Ben buraya taşındığım zaman ev sahibim. Burası Amerikan mutfakmış ve burayı böldürmüş. Burası aslında çok beton gibi değil böyle. Daha değişik Karton bir şey yapmış. Karton aslında. Evet. Burayı da kesemeyeceğinden dolayı aslında benim için çok büyük bir avantaj. Burayı yakıyorum hem mutfağı hem oturma odasını hem duvar ısınıyor. Evet. Zaten şey peteğin burada istiyorum. Da var görüyorsunuz. İki tane. Dün Zeynep Buse arkadaşımıza dedi ki mobilyalarını gelin evinden sonra geri mi iade edeceksin dedi. Aynı şekilde sen de yeni şeyler almışsın. Sen de mi geri iade edeceksin? Etiketlerini söktüm bakın. Her şey tertemiz. Herkeste olan bir salon. Herkeste olan gri antresit yorumunu yapmış. Üstüne de birazcık beyaz koymuş ama tüllerini uyduramamış. Dekorasyon dedi dün bana. Kendisinde de dekorasyon yok asla. Göremedim. Ben daha böyle şaşalı ve dekorasyonu bol bir ev bekliyordum. Bunları bulamadım. Evet, salonuna baktığımda ben her şeyi yine tek bir yerden alınma görüyorum ama öyle mi? Yani masa takımın, işte koltuk takımın, zigonların hepsi bir gibi. Yok, tam tersi aslında. Bunları almak için çok uğraştım. İşte birilerini İnegöl'den aldım, birilerini burada kataloglardan saatlerce seçtim. Vizyonumu bulmaya çalıştım. Ya aslında şey böyle gümüşle griyle bir uyum sağlamaya çalıştım. Aa gideyim de hemen alayım çıkayım gibi. Buse arkadaşım gibi öyle bir şey bana fırsat gelmedi açıkçası. Hepsini ayrı ayrı. Uydurup aldım. Evet. Ya daha doğrusu bununla yatak odamı aynı yerden alacağım diye bile evlenmeden önce günlerce araştırdım. Yatak odan aynı mısın? Evet, yatak odamla koltuğum aynı. İkisini aynı yerden aldım. Aynı yerden aldın.
ama şey gibi, Buse gibi devamı takım değil. Aynı yok, devamı değil, takım değiller. Takım değil. Ben gösterdim, onu sipariş verdim. Ama o zaman güzel uydurmuş herhalde. Tek bir yerden almış gibi, başarmış onu. Zaten Ezgi Hanım, genelde bu tarz evler artık hep var yani. Birbirine benziyor. Ya evet, ben bu tarz ev çok gördüm. Evinde kendinden kattığın bir şey açıkçası göremedim ben. Yani evet, mobilyaların şık, ona hiçbir şey diyemem. Halını da uydurmuşsun. Halın da bence çok güzel uymuş. Ama ben halının üstünde alanım var. Bunun takımı ikili ya da tekli orta sehpa kullanabilirdim bence. Masanın üstünün boş oluşunu sevmedim. Televizyonun ünitesinin altında runner gibi bir şey var. O kesinlikle buranın runner'ı değil. Nasıl bir şey koymalıydın peki? Bence runner koymamalıydın. Ama orası ünitesinin... boş da çok açık duruyor tam yani. Tam tersi, bence o runner'ın daha farklı evine uyacağını masanın üstüne koyup üstüne bir obje koysan çok daha şık. Yani kızlar böyle söylemeli iyi hoş ama internete gireyim de ben bunu söyleyeyim deyip alamıyorsun yani. Çok rahat bulabilirdin. Evet, bu runner. Ya bence bu... Akıl akıldan üstündür. Evet, yani bu benim fikrim. Ben bunu buraya yakıştırmadım. Ya bulabilsem keşke ama benim bulabildiğim yani bu vardı sadece. Bu uymadı mı diyorsun? Tam tersi. Bu gri güzel bir şeymiş bu da ya. Evet ama ben buranın tarzını... Burası biraz bana luxury gibi geldi. Hani hem spor hem luxury. Evet. Salonun içindeki runner ve dantel zaten asla bir set değildi. Bari kullanıyorsa set olarak kullansaydı. Biri beyaz, biri griydi. Alakasızdı ikisi de. Ama kullanılmamalı. 2023 gelini kendisi çok modern olduğunu söylüyor. O danteller olmamış. Salonda runner ve dantel çok uyumsuzdu. Madem bir şeyler örtecektin, ikisini takım örtseydin. Salondaki dantel ve runner... runner güpürlüydü, dantel zaten danteldi. İkisi birbirine uymuyordu ki bu salona uysun. Televizyon ünitesinin üstüne koyduğun dantel ve içinde eşinin sana hediye ettiği, sanırım eşin hediye etti. Evet. Onu da ben oraya yakıştırmadım. Dantelin aslında sadece küçücük kısmı oradan gözüküyor. Evet, ama zaten öyle kullanılır ki, o üçgen gibi. Evet, ama ben görüyorum ya, o beni rahatsız etti. Yani ben bunu buraya... Yani olabilirdi. Hiç yakıştırmadım. Evet, takım olsaydı çok daha güzeldi orada. Evet. Hani şey, ben oradan minicik de olsa bir bütünlük sağlamak istedim. Bazı insanlar dantel seviyorlar. Ben ama seviyor ama bence buraya uymadı diyorsun. Yerinde sevmesi gerekiyor. Doğru diyorsunuz. Buraya olmasaydı daha iyi olabilirdi ya da oraya bunun takımı gibi bir şey koysaydın daha hoş durdu. Ve bence ben de sana bir fikir vermek istiyorum. Tabii. İki evin bence salonun büyük. İki duvarın ve koltukların şık, koltuklarının arka kısmına bence çıtalama yapıp içine aynalı tablo koyabilirsin. Ki bence bu tarzda o çok kullanılıyor. Peteğe gelince de bence eğer orada fon perde kullansaydın o petek görüntüsünü de biz görmemiş olacaktık. Evet, doğru diyorsun ama burada da bu sefer bir katman varmış gibi. Yok, mesela bence bu kadar olmayacaktı. Aydınlatmaları da ben yorum yapıp bitirmek istiyorum. Aydınlatmaların tarzını salona yakıştırdım ama bence salonundaki aydınlatma yetersiz. Yani mesela şu ikililerin olduğu yere bir abajur koyabilirdin. Salona yetersiz mi? Olurdu. Bu kadar spot kimin evinde var ki? Bana karanlık geldi salonun. Böyle İç girdiğimde çok iç açıcı bir salon geldi. Kızlar burası kapalı çünkü, açmadım. Bilmiyorum, belki tülünden dolayı da olabilir. Tülün de bana çok karanlık. Yani Dışsız, demek istemiyorum ama miyiz? Tülü bir tık kirli gibi duruyor hani. O belki ışıktan dolayı ya renginden dolayı, kirli değil de tabii ki yıkayıp asmışsın, kırışmış, onu anlayabiliyorum. Ama o bana o ferahlığı vermedi, onu söyleyeyim. Ama genel olarak mobilyaların şık. Teşekkür ama çok ederim. Bir emeğin var mı dersen ben açıkçası çok bir emek görmedim. Ama kızlar halının rengini bile iki tane koltuğa evet, uydurması uymuş, için çok uymuş. Yani ama uğraştı. Kendinden kattığım çok bir şey göremiyorum. Ben göremedim. Sana göre 100 bin liralık bir ev değil o zaman. Yok yani evi bilemem ama salonu değil şu an. Değil. Evet. Buse'cim. Yani bana göre de benim eşyalarımı çöp dedi, bence de değil. Canım sende bir tane abajur, bir tane bir şey yoktu. Sende de abajur yok. Nerede abajur? Abajurdan kastım yani bir süs, bir aksesuar. Benim en azından bir tek eşinin aldığı bir tek bir şey var. Ben başka aksesuar göremiyorum. Bir de uzun bir şey aldım. Yani o sadece aksesuarsa bu. Bundan da bu kadar az, bu kadar büyük ve şaşalı bir salona bence başka bunlar vardı, da az. Herkeste olan bir salon. Herkeste olan gri antresit yorumunu yapmış. Üstüne de birazcık beyaz koymuş ama tüllerini uyduramamış. Dekorasyon dedi dün bana. Kendisinde de dekorasyon yok asla. Göremedim. Ben daha böyle şaşalı ve dekorasyonu bol bir ev bekliyordum. Bunları bulamadım. Çünkü onda hiç yoktu. En azından ben bir şeyler yapmak için çabaladım. Tam 5 adet aksesuar koydum en azından. Bir de arkadaşlar, neden hiç salonda bitki kullanmıyorsunuz? Ya renk onu mi? Da düşündüm aslında. Onu gerçekten... Büyük salon bitkileri mesela o ikililerin arka kısmında. Ya o konuda çok haklısın. O da bir gerçekten renk. O aşırı güzel dururdu evet. Bence. Şu köşeye mesela. Evet, burası evet, kocaman evet. Bir boş. Onda da tam eşimle almaya gittik, arabaya sığmadı. çok uzun seçmiştim. Sonra arabamız bozuldu derken gerçekten o benim aklıma gelmişti. Bu konuda çok haklısın. İnşallah programdan sonra alırsın. İnşallah. Büşra'cığım.
100.000 lirayı hak eder mi salon mu? Kendinden bir şeyden katılmamış evleri ben sevmiyorum. Dediği gibi arkadaşımızın bitki, yani başka aksesuar da olabilir. Sadece temel ihtiyaçları uydurmuş. Evet. Böyle evleri ben sevmiyorum. Yaşanmışlık dedikleri şey mi yok diyorsun? Yok yani, emek bir yok hava gibi. Yok. Emek hani, yok gibi. Perde, tamam, avize, halı, mobilya, kızlar, tamam, bu kadar. Seçmek bile bir emek zaten. Tabii ki uydurmuşsun halını. Ama bak, bunu seçmek falan ayrı, kendinden yani o havayı yaratmak ayrı. Dekor dekor bunu benim evime gelince anlayacaksınız. Benim çünkü bütün odalarım farklı farklı. Birbirinden farklı yani. Hepsi farklı. Çok merak ediyorum. Hangi gün sendeyiz? Perşembe günü bendeyiz. Perşembe günü. Hadi inşallah. Pınar'cığım? Ben diğer odalarını bilmiyorum ama salonunu pek beğenemedim. Yani 100.000 lirayı hak etmiyor bence. Buram buram yeni gelin kokuyordu. Asla beğenemedim. Karanlık buldum zaten salonunu. Ben karanlık olduğunu düşünmüyorum. Gayet kremlerle ya da beyazlarla, halımla ya da tülümün parıldamasıyla parlattığımı düşünüyorum. Kendi ışığım ve güler yüzüm yeter. Başta dedin ki gelinler biliyorum ki benim şarjımı emecekler dedin. O emildi mi? Şarj. Şu an emildi. O zaman ne yapıyorsun? Şarja takıyorum kendimi. Günümüzün mottosu. O zaman mutfağa gider misin hanımlar? Hadi bakalım, lütfen mutfağa. Buse geline evin eşyaları için çöp kelimesini kullanmıştı. Bu doğru bir kelime değildi kesinlikle. Buse gelinin de evinde çok fazla bir emek, kendinin kattığı bir şey yoktu. Ben aynı şekilde bugünkü evde de çok fazla emek sarf edilmiş, işte kendinden katılmış bir şey göremedim. Halılarımı seçmem bile, koltuklarımla uydurmam bile zaten çok büyük bir emek. Bu yoruma katılmıyorum kesinlikle. Bembeyaz olan bu mutfak, bu gri halı olmamış. Peki o sabunluğu neden oraya koydun? Sabunluğu kafamın üstüne mi koyayım? Yapamaz, yapamaz. Zeynep, o nasıl bir başlangıç? Şu an sıfır. Bırak onu. Eşimle fotoğrafım var sonuçta, bir şey var yani. Bu fotoğraf pinkleksi, her neyse. Bak, makyaj masası. Pinkleksine bin basar, kırmızıla o neydi? Uyum içerisindeyim. Param var diyorsun ama paran olduğu bunlardan hiçbir şekilde belli değil. Uyum içerisindeyim. Sandıkları 2023 geline yakıştıramadım. Halısını beğenemedim. Çok banyo paspası geldi bana. Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır. Evet. Bu su bardağı değil. Zaten ağız kısmına bakarsan çok kalın. Ulan sunumu çok özensiz buldum. Bana yorum yaptın, bu masada sustun. Ben şu an susuyor muyum? Şu an seni savunuyorum yani. Buse'ye gerçekten bugün devreleri yanmış. Önce kendimi şarj etmek istiyorum. Eşimle daha enerji konuşmak için. Az sonra. Zeynep gelinin açık tonlarda dekore ettiği mutfağı oldukça ferah. Mat beyaz lake mutfak dolapları, gümüş kulp ve çerçevesiyle spor tarzda. Kendinden evyeli mutfak tezgahı ve tuğla desenli ara kaplamaların açık tonda olması mutfağı olduğundan daha geniş göstermiş. Son olarak füme cam başlıklı üçlü sarkıt lambayı mutfağa uygun bulmadığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Zeynep'e bırakıyoruz. Kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Mutfağın çok beyaz. Onun için böyle bir ferah bir alana girmiş gibiyiz. Bu güzel bir şey. Fakat kendinden ne gibi detaylar ekledin bu mutfağa? Yani ben mutfakta böyle kapkacak ya da üstlerine çok fazla şeylerin olmasını sevmiyorum. Zaten tezgahın küçük ebatı, bu görseller kötü durabilir. Yani sadece bir tane elektronik alet ve bıçak setimi koymak istedim. Onun haricinde zaten sabunluk vesaire var. Ekstra bir şeyler koymak istemedim. Ya ben açıkçası bir renk isterdim mutfağında. Çünkü vaktimizin uzun bir zamanı burada geçiyor. Evet. Onun için daha obje tarzı, yeşillik de olabilirdi. Bu şekilde bir şey beklerdim. Çok beyaz geldi gözüme. Yani iki tane kedim olduğu için koysam da zaten atıyorlar. O yüzden ben daha sade kullanıyorum. Yine de teşekkür ederim. Rica ederim. Zeynep'cim, kediler tezgah çıkmıyor inşallah. Kediler yok, kapıları dedi. Hep kapatmam gerekiyor. Kedi bu, çıkabiliyor. Ama kedi bunları döküyor dedin. İnşallah tezgah... Dökebilir dedim. Döküyor İnşallah demedim. Tezgah çıkmıyordur. Çünkü bende de kedi var, çıkmıyor. Şunları görüyorum burada, bıçakla şeyler. Bunlar evet. Çok hijyenik değil. Asla da tezgahın üzerinde kullanmayı tercih... Bıçaklar kapalı zaten. Bıçak kapalı ama diğerleri açık. Bıçaklar evet. Da yine toz tutuyor bu arada. O çok temiz bir yani şey sapıyla değil. Sapıyla mı yemek yiyoruz biz? Hayır, sapından içeri giriyor bu arada. O boşluklu bir şey. İncelersen bakabilirsin. Burada sen bir şeyleri siliyorsun. Oraya, duvara mesela bir şey sıktığında onlara yansıyabilir. Bu senin hijyen canım, açısından bu bunu kağıt kullanmıyorum. Zaten. Buna bir şey sıkamazsın. Onu silmiyorsan bu daha gider. Kötü de. Onu silmen gerekiyor. Onu silmiyorsan bu da senin...
Ona sıkıp da ben bunların önüne sıkmıyorum. Onları herhalde kenara alıyorum ya da aşağı kaldırıyorum. Tamam, ben böyle düşünüyorum. Bu onu orada hiçbir şekilde beğenmedim. Yani güzel mi bu ara fayansını çok beğendim. Ben de zaten böyle kullanmıştım. Teşekkürler. Çok temiz görünüyor. Ben sen dün bana salon halıma kilim demiştin. Evet. Asıl kilim bu, ben sana göstereyim. Ben zaten sana halı demedim ki, evet kilim kullanıyorum. Bu kilim, kilimin ne olduğunu göstermek için sana gösteriyorum. Tamam, halı salondaki, kullanmak zorunda mıyım? Öyle zorunda buraya, mı var? Buradaki salonda mutfağa beyaz, bembeyaz olan bu mutfağa bu gri halı olmamış bu arada. Canım daha, evet sen diyorsun bembeyaz ve burada bir renk var. Bunda beyaz mı alsaydın, krem mi alsaydın? Hayır, krem, şeritli yani, siyah. Şöyle sanırım avizeyle uydurmuş gri, evet. O da avize gri detay. Avize zaten salon avizesi. Avize zaten salon mutfak avizesi mi? Değil. Niye önünde mi yazıyor? Kim demiş onu? Beğenmeyebilirsin ama bu kesinlikle mutfak avizesi. Onun dışında benim bir de bu yorumum, dolabın bu kapağı açık gibi duruyor bu arada arkadaşım. Bilgin olsun yani. Açık değil, sıkıntı yok. Açık gibi durduğu için görüntüyü kötü yapıyor. Bilgin olsun. Benim görüntüye bu kadar değil, yorumum. Dolaba bakıyorum ben. Yani montajcı mıyım biz, ben? Sen bakmıyor olabilirsin ama biz senin mutfağını yorumlamaya geldik. Ben montajcı mıyım? Ben ne yapayım? Görüntü olarak kötü, o zaman böyle bir dolap almasaydın. Ne alaka? Dolabı gelirken böyle diye bakmıyorum şimdi yani. Mutfağa girdiğinde ilk dolabın burası değil. Ne yapayım, montajcıyı mı arayayım? Gel düzeltin diye. Hayır, böyle beni bir dolap seçmeyebilir. Tam seni rahatsız etmiyor olabilir, bizi rahatsız etti. Zeynep, evet. Kedin buraya girmiyor mu? Yok, o kadar küçük değil canım. Avizenin fiyatı ne kadar? 300 TL. İyi, 300 TL. Halı ne kadar? 2500 TL. Bu kilim mi 2500 TL? Nasıl ya? Çok pahalı almışsın. Size özel aldım. Yeni. Aa. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Bitti de ses. Evet, bitti de ses. Zeynep'cim, şarjın varsa diğer gelinlerimiz de mutfağını yorumlamaya gelsinler mi? Gelsinler. Mutfak çiğ beyazdı. Hiçbir renk yoktu. Sadece bir halısına gri koymakla mutfağa renk katmış olmuyor. Evet kızlar, mutfağınla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ben öncelikle başlamak istiyorum. Tabii. Ben bu mutfakta öncelikle bir masa görmek isterdim. Küçük dahi olsa, yuvarlak bir masa buraya veya kare masa olabilirdi. Neden yok? Yani şurada minicik bir alanım var. Buraya koyarsam, burada ben çok fazla rahat edemeyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü içeride zaten benim masam var. Ekstra da buraya almak yani saçma geliyor. Onun haricinde de bu evde çok fazla kalıcı olmadığımdan dolayı eşyalarımı hani bu mutfağıma göre değil de gideceğim eve göre tercih etmek istiyorum. Ben burada masa görmek isterdim. Bir mutfakta masa olmak zorunda diye düşünüyorum. Ama küçük. Ama katlanır alabilirdin. En evet. Azından burada yaptığını üstüne koyabileceğin bir alan olur. Ya bana İyi gereksiz olurdu. Geliyor ama eşya. Yani orada katlanabilir bir şey olmaz. Bu tezgah sana yetiyor mu? Ya bu tezgah bana yetiyor, evet. Muhtemelen yan komşundan falan tezgah ödünç alıyorsun. Hayır, almıyorum canım. Çünkü çok küçük. Biz de iki kişiyiz zaten. Ama mesela bugün biz geldik, bir sürü hazırlığın oldu. Evet bak, ama hiçbir yerde yok, gayet yetti. Ben koyacağım yerleri iyi biliyorum. Siz kafaya takmayın. Masa değil de yüksek masa şeklinde koyup işte üstüne bir iki kahve makinesi, kahve köşesi tarzında yapsa daha ruh kazanmış bir mutfak olurdu. Peki o sabunluğu neden o renk koydun? Sabunluğu kafamın üstüne mi koyayım? Oraya koydun demedim. Neden o renk koydun dedim. He, o renk pardon. Yani rengi gayet güzel duruyor. Bence orada yok olmuş. Anladığım kadarıyla kızlarla da konuştuğun şeyle birazcık siyah katmak istedim mutfağına. Evet. Hem elektronik eşyan, işte avizen olsun, kilimin olsun. Evet. Ben kilimi yakıştırdım açıkçası. Bence teşekkür güzel ederim. Olmuş. Evet. Avizenin de renk seçimi bence doğru siyah. Ama ben mutfakta üçlüdense tekli ve daha büyük tercih etsem bana kalırsa daha güzel olurdu. Ama hı-hı. Kötü mü? Kötü diyemem ama tekli daha şık durabilirdi. Bence seçtiğim parçalarını da siyah renk seçseydin daha güzel bir bütünlük sağlardı diye düşünüyorum. Özellikle sabunluğun, işte bıçak setin olsun. Hı-hı. Ben tezgahın üstündeki bıçak seti beni rahatsız etmedi. Çünkü mutfak burası. Tabii ki elimizin altında olması gereken şeyler olabilir. Havluluğunun orada asılı olmasını ben sevmedim. Nereye koyabilirdim? Bence daha şık bir havluluk olabilirdi. Mesela evet. Siyah metalden gitmişsin. Siyah aha. Metal ayaklı olup işte tezgahın bir köşesinde o da kalabilirdi. Doğru. Diye düşünüyorum. Ya ama tezgahın üstünde hani çok fazla eşya kalmasındansa burada mesela görünüş açısından yani çok absürt durduğunu durmuyorum. Absürt olmasını da geçtim. Orada hı-hı. Benim işim daha rahatlık olduğu için koydum. Şey konusunda haklısınız. Halımla evet avizem siyah olmuş. Bunları yapabilirdim evet, ama ben bunları siz geldiniz diye yeni aldım. Ama bütün eşyalarımı sıfırdan değiştirmem de mümkün değil. Evet. Hani o şekilde olsa daha güzel olurdu. Ben yorum yapmak tabii. İstiyorum. Stör perdeni de çok beyaz kullanmışsın. Yani ben orada bir renk isterdim. Nasıl bir şey isterdiniz? Siyah da olabilirdi.
Açık gri de olabilirdi. Açık gri de olabilirdi çünkü perdenle de uyumlu. Yani kızlar diğer evimi de gördünüz. Evimi çoğunlukla zaten gri kullandığımdan dolayı burayı biraz daha açık ve ferah kullanmak istedim. Evet gri yapabilirdim ama evet. Çok fazla zaten evimde gri kullanıyorum. Diğer evim derken? Ağzım sürüştü kızlar yani oturma odam diyecektim. Peki Zeynep buzdolabının üstünde çok fazla magnet kullanmışsın. Evet. Onlar da biraz bence göz karışıklığı yapıyor. Keşke onları kullanmasaydım. Canım param var ki geziyorum yani sen de gez koy. Gezdiğini bize dolabın üstünde göstermek zorunda değilsin. Hem onu geçtim diyorsunuz ki çok açık krem kullanmışsın. Bak burada işte renkli renkli çok güzel aydınlatmışım. Her renkten var içimi açıyor. Evet ama her renk çok olması karışık. Evet karışık. Ne yapayım her gittiğim yere aynı rengi bulamam yani. Her gittiğin yere oraya takma diyorum işte. Yok, daha güzel lazım gözükür. Canım. Bu arada tamam sen öyle kullan. Bu arada beyaz eşyalarını ne kadar aldın? Beyaz eşyalarımı eşim aslında evlenmeden önce almış. Hı-hı. Yani belki de 3 yıl önce falan. O yüzden çok ucuz maliyete aldı. 3 tane beyaz eşyayı 12 bin liraya aldım. Peki evini görmeden önce aldın sanırım. Evet evet. O yüzden renk uyumu. Fırın dahil mi? Hayır fırın bizim değil zaten. Kiracı geldiğinde vardı. Hı-hı. Bayağı hor kullanılmış çünkü. Evet. Evet. Peki Zeynep ben musluğumun üstünde led gibi bir şey görüyorum ama. Yani ev sahibim onu öyle yapmış ve kaldırılmasını da söylemedi yani. Hani değiştireyim dedim mutfağının dokunmasını sevmiyor. Çünkü dokunsaydım da bunu böyle yapmak yerine kendim kırdırıp yapmak isterdim. Hani küçük Mevla'da da olsa onu ama dokunamıyorum. Ha ben kapladım kendim. Onu güzel yapmışsın temiz duruyor. Teşekkür ama ederim. Ama oradaki floresan bir garip. Ya o sarılmasının sebebi de yani temizlesem de çıkmıyor yani. O çok da benlik bir şey değil. Onu mu boyayayım? Evet, fırçayla boyayabilirsin. Yani ama ben kiracıyım. Öyle kafama göre bu benim evim şurasını yapayım, burasını yapayım diyemiyorum. Ben ev sahibini rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani ev sahibini rahatsız etmeseydi çıkarmama da izin verirdi. Peki öyle olsun. Store'un ne kadar almıştın? Ya çok net bilmiyorum ama ortalama sanırım bu 1800 liraya falan geldi. Çok almışsın. Çok pahalı. Ama net bilmiyorum çünkü 5 tane aldım. 5 tanesini 7000 liraya aldım. Hı-hı. Ortalama bir şey bölünce ya 1000 lira da olabilir, 2 de olabilir. Tekli fiyat bilgim yok. Evet. Anladım. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet. Haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın Zeynep? Yani birazcık tırnaklarımdan iddialı olmasam da yapmaya çalışacağım. Vallahi o tırnaklarla nasıl hamur açacaksın çok merak ediyoruz. En iyisi gidip görelim. Bembeyaz bir mutfaktı. Hiçbir renk yoktu. Ben özellikle bir hava katsın, kendisi bir şeyler yapsın beklerdim. Yufkayı serdim, ben seni yendim. Haftanın oyunu. 180 saniye süreniz var. 180 saniyenin sonunda en fazla yufkayı açan bu boyutta olacak. En fazla açan gelinime burada görmüş olduğunuz havalı pişiriciyi hediye edeceğim. Dün Buse'nin evindeydik ve Buse'cim bize 1,5 tane açabildi. Zeynep'cim çok iddialıydı. Ben 3 tane açabilirim dedi göreceğiz. İddia devam ediyor mu? Ediyor. O tırnaklarla nasıl açacaksa İzgi Hanım. Onu ben de düşündüm bak şimdi Allah var. Ben de düşünüyorum ama bakacağız. Daha önce hamur açmıştın mı var mı? Hayır. Sadece bir kere işte yapmıştım Kayseri yağlaması o kadar. Daha da yok onları minik minik yapmıştım. Minik minik. Bir de bu tırnaklarla hiç yapmadın. Hayır. Zeynep'cim. Tırnaklarla hiçbir şey yapılamaz. Evet. Bu yapan da var gerçi. Sen kendini önce bir istersen telefona tak da şarj et. Yok sen canım şu an tamam merak etme. Şarj olmuş az önce böyle oturuyordu. Az önce böyle. Başlayalım mı hazır başlayalım. Mısın? Başlayalım. O zaman süreyi başlatıyorum. Sayıyoruz hanımlar. 3, 2, 1. 180 saniyen başladı. Allah. Yapamaz. Zeynep o nasıl bir başlatmış? Şanslı. Bırak onu. O açılmaz. Bırak. Bu ne? Belli yapmadın. Sakin ol. Altına ol. Canım. Bismillah de bir dur. Hızlı atın. Bak tek bir diyelim. Bu su tuzdan yapılıyor. Bu da oklama. O kadar yabancı ki. Çarpılmış gibi oldu. Döndür aşağıya. Ama şu an yapıyorsun. Harika gidiyorsun. Döndür arkasını biraz. Ya ben senin kadar hamur açamayan biri. Ay yavaş bak acele ediyorsun ya hepten olmuyor. Elinle oklava istedim. 3 tane yaparım diyor. Neyine güvendin Zeynep? Kız Buse konuşsana. Bu demedim 3 tane yaparım ben diye. Hayatım biri çıkaramayacak. Ne diyeyim şimdi kıza? Zeynep sakin ol. Tamam. Ya, bence ben çok heyecanlandım. Kıyamam ben sana. Sakin ol. Senin kolun hep büyüyor. Benim yeni gelinim sar, Zeynep'im. Oklavaya sar. Evet. Oklavaya sar. Fırlat. Hı? Yap. Bu fırlatını böyle fırlatır ha. Ay. Ne oldu? Yırtıldı. Bu daha gitmez.
baklava yürütemiyor, sen fırlat diyorsun. Evet. Okuma yazmayı bilmeyen aslında yürütüyor. Zeynep. Bütün mahalle Zeynep'e destek olsa ne yazar? Deneyelim mi diyeceğim de. Yok hayatım, elinle biraz çabala. Daha önce açmadığına pişman oldun mu biraz? Ya yok, hazırları var. Hazırcı gelin. Teknolojik gelin. Yani aa, o tırnaklarla bile yapabiliyorsa bunu... Bu bile büyük kızlar, başarı. Tırnaklarla bir açıyorsam tırnaksız neler yaparım siz düşünün. Hiçbir şey yapamazsın. Kaç tane yırt. Son 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Canım üzgünüm. Bir buçuk dahi sağlık olsun. Hayat güzelliğinle önemli değil. Tırnaklarım var, bir şey olmaz. Dün çok iddialıydın. 3 tane açıyordun. Bir tane bile açamadın. Canım senin tırnakların yoktu. Ne yapayım? Tırnak sen de yaptırmasaydın o zaman. Zeynep'ciğim sen bu oyunu oynanacağını biliyordun. Yapmasaydın o zaman. Canım şarj olmam lazımdı. Yapacak bir şey yok. Sen sırf şarj için o tırnakları yaptın. Evet. Şarj olmasaydın da havalı pişiricin olsaydı. Evet. Olsun canım. Zeynep'ciğim maalesef ki kabul edemeyeceğim. 1,5 tane yufkayla şu anda galip hala sensin. Benim. Dün söylemiştim belki 1,5'da birinci olacaksın, bilemiyoruz. Evet Ezgi Hanım. Ne getirir belli olmaz. Evet, yatak odasıyla devam edelim. Buraları toplayalım. Hemen. Tamam mı hayatım? Sonra yatak odana gidelim hep beraber. Siz de yardım eder misiniz? Hadi bakalım. Tabii. Haftanın ödüllü oyununda iddialı değilim. Çünkü ben de hamur açmasını bilmiyorum. Şans yani. Zeynep Gelin'in yatak odası şık spor tarzda dekore edilmiş. Kapitone dikişli yatak başlığı çok şık. Ancak bohem stili yatak örtüsüyle uzaktan yakından alakaları yok. Gelinimiz makyaj masası yerine boy aynalı bir şifonyer kullanarak fazladan depolama alanı elde etmiş. Püsküllü yuvarlak halı renk ve tarz olarak odaya hitap ediyor. Son olarak gelinimize mobilyalarına uygun bir yatak örtüsü kullanmasını tavsiye ediyor ve sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Gelinimi kanatlarımın altına aldım Zeynep'im. Evet, yatak odandayız. Değerlendirecekler. Öncelikle yatak odana güveniyor musun? Kesinlikle güveniyorum. Yorumlara açıksın. Açım. Her şeyi söyleyebilirler. Soralım o zaman. Seninle başlayalım hayatım. Net ve kararlı konuşmanı istiyorum. Kıyamam, başlamayayım mı? Biraz alışmam mı lazım? Ezgi Hanım. Senin bu durmalarına ben bayıldım. İlk sana soracağım her şeyi. benim arkadaşlarım da diyor ki şu an senin mimiklerini izlemek için orayı çok izleyeceğim. Çok tatlısın. Sağ olun, teşekkür ederim. Başlayayım. Başla. Hangisinden başlasam acaba? Dinliyoruz, sendeyiz. Şimdi Zeynep'ciğim. Efendim canım. Yatak odan gri. Evet. Avize'nin kablosu hangi renk? Gri. Gri mi? Gri'nin birçok tonu var. Ama hangi tonundan bahsettiğin önemli. Şimdi buraya çok mavi kalmış o kablo detayı. Kabloyla başladık. Evet. Yani. Uçra bu. Çok şimdi şöyle kalmış. Sorayım, avizeni beğendin mi? Avizeni aptiklerle uydurdum. Evet. Fakat iki tane kullandığın için sanırım evet, tekli kullanmışsın. Evet. Ama bir hani hol havası yaratmış hı-hı, yani. Çünkü bu teklinden holler de tercih koridor ediliyor. Koridor için değil mi? Ha, evet. Hı-hı. Şimdi yatak odasında daha ağır. Yani burada bir ağır belki kullanabilirdin. Ya gitmişsin mutfağına 3 tane koymuşsun. Buraya 1 tane koymuşsun. Yani olmuyor. Canım oraya 3 tane koyunca ağır olduğu anlamına gelmiyor. Ben tek değil de çok güzel. Ama onu çok kattım, iyi savundun. Burası bu üstünde mi yazıyor? Tamam, şöyle abajurlarına takım yaptım. Üstünde mi yazıyor yatak odası? Abajurlarına takım yaptım canım. Ama abajurunun alt kısmı bak gümüş. Evet, çok şık gümüş duruyor. Evet, çok güzel. Evet. Ama o da öyle olsa belki. Ama yoktu. Şimdi buraya 3 tane taksaydım bence yatak odasına göre çok yok, ağır. Yok 3 tane, şey, tane geçtim. Yani. Tepe evet, kısmı çok basit duruyor. Tamam ben de diyorum ki bunun ya üçlüsünü almak zorundaydım ya da teklisini bunu almak zorundaydım. O diyor ki üçlüsünü aldığında dibi böyle miydi? Tamam hayır diyorum ki üçlüsünü oturma odasında kullandım aynısının. Çok ağır ve şıktı. Aslında tam buna göreydi. Tamam. Ama yatak odasında üçlü kullanırsam buraya çok ağır olurdu. Tamam. Yatak yani odasına göre bu kadar ağır hoşlanmam. Tamam. Dediler ki koridora göre dediler. Sen katılıyor evet, musun? Evet ona katılıyorum. Bir de bence arkadaşımız şunu anlamadı. Diyorum ki üçlüsünün dip evet, şapka kısmı böyle plastik miydi? Değildi. Yoksa şunun gibi. Bundandı. Keşke onu alsaydım o zaman. Ben de diyorum ki üçlüsü. Ben anlatıyorum senin tamam, dediğini ama anlamıyorsun. Tamam o zaman bunu taktığıma güzel olmamış. O ben zaman çok beğendim. Üçlüyü ben salonda kullandım. Bunu evet, burada tek kullandım.
Perden de aynı. Onu ne yapacağım? Perden hangi? Tam olarak neyi? Salonun aynısı mı? Evet. Evet. O zaman yani bu evde bir savunma yok yani. Orada kullandım, savunma burada yok. Da orada üçlü kullandım. Hayır, hani burada birlik kullanıyorum. İşte burada birlik kullanıyorum. Orada üçlü kullandım. Burada da üçlü kullanamazdım hayır, diyorsun. Hayır, demek istediğim oradaki perdeyi odasında. De burada kullanıyorsun hayır canım, ama. Önce bir dinlemeyi öğren, sonra konuşmayı öğren. Üçlü arasında kafam yanımda. Orada üçlü kullanıyorum. Çünkü tamam. Sebebi oturma odası bana göre daha ağır olmalı. Burada ama burada hol havası yaratmış diyorum. Hol havası yaratmış tekne avize diyorum. Eşyaların çok böyle ben basit bir avize olduğunu düşünüyorum. Klasik, basit, böyle beğenmediler. Kaç aldın? 200 TL'ye aldım. Tanesini? Evet. O şeyi? Abritleri. 600-600. Onlar 600. Hediye bana kayınpederimden. Abritlerin güzel. Bak gerçekten güzel. O zaman halıyı sorayım. Katmış. Halıyı 1500 TL'ye aldım. Ne düşünüyorsun? Halı nasıl? Ya halı hakkında bence Buse konuşsun. Halı banyo paspası yani, ya. Evet. Çünkü dün... Halı yok mu? Banyonuz bu kadar paspası. Büyük mü? Evet. Evin küçükleri de var canım. Benim banyom büyük yani. Benim dünkü onun büyük falan benim banyom paspas oldu. Paspas dedi. Bu daha büyük paspas. Canım seninki yani... halı niyetine geçmiyor. Bu en azından bir şeyi var. Şıklığı neyi var? Bir söyle. Seninkinde bir tane ayağımı alsam ikinciyi atamam. O daha büyük olduğu için büyük almışsın ama bunun hiçbir halıyla alakası yok bu bir. Şimdi ben sana daha devam edeceğim yorumuma. Tabii ki de. Şimdi bu yatak örtüsü. Yatak örtünü herhalde daha gelip sereceksin bekliyoruz. Çünkü bu yatak örtüsü bayağı günlük. Biz geliyoruz. Günlük mü? Evet. Burada sen günlük görmemişsin. Nasıl görüyorum şekilde işte. Günlük değil. Görüyorum işte. Kesinlikle günlük olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Bu yatak örtüsü aslında güzel, modern bir yatak örtüsü. Ben yatak örtünü beğendim. Teşekkür ederim. Ama yatak örtünle yatak odan alakasız. Bu yatak örtüsü daha spor, daha bohem, İskandinav tarzda çok olan bir yatak yani. Örtüsü. Evet. Kesinlikle senin mobilyanın örtüsü değil. Ama kötü değil. Bak yatak örtünü kendisi ben beğendim. O da uyduramadı zaten. Ben zaten uyum ben bulamadı. Kesinlikle kendisi uymuyor. Hayır uyum bulamadı ama değil. Günlük değil. Günlük. 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 Canım bence seninle konuşman gerektiğini öğren. Sonra yorum ben yaparsın. Ben ne konuşmam gerektiğini sen bunu nasıl günlük diyorsun? Günlük. Günlük değil. Yani günlük. Bize göre ya günlük. Kesinlikle. Zeynep bize göre değil. Sadece sana göre. Bu günlük değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Ona yaptığım eleştirileri asla kabul etmedi. Her şeye bir savunması vardı. Ama kabul etmediği her şey çok gerçekti. Şimdi bu yatak başlığı Capitone. Yatak örtüsünü Capitone ben sevdim. Yani şu nokta nokta olan o düğmeli yerler Capitone evet. olarak geçiyor. Tamam, yani bu da ederim. ağır bir mobilya. Evet ne sen demek biliyor musun? Capitone sevdiği şeyi biliyor mu onu merak hayır ettim canım, de. Hayır canım o Capitone bu bohem tanıştırayım. Evet. Yani bak Şevval arkadaşımız da dedi yatak örtün güzel ama o ağır bu hafif. Yani bu uyum için konuşuyorum uyumsuz ben. Uyumsuz yani evet. senin içinde. Şimdi ben onu Capitone ne demek diye bana sorup duruyorsun. Capitone'yi mi açıklayamayacağım evet. ben sana şimdi yani. Noktalı mobilya. Tamam. Uyumlu bulmadın. Peki aksesuar deyince Buse'ye döneyim. Nasıl sence? Bir yani yıllık gelin. Yani ben 10 günde her şeyde aksesuar dedi, her şeyde boş dedi. Ben 10 günlük evliyim. Kendisi 1 senelik evli. Ben burada 1 sene bile fotoğraf göremiyorum. Ondan sonra fotoğraf, tablo falan tarzı. Makyaj masasının fotoğrafın var canım bak. Şimdi bir şey soracağım. Aksesuar deyince fotoğraf dedi. Fotoğraf o. O fotoğraf değil bu bir. Sen önce öğren onun ne olduğunu. Canım orada bir ondan eşinle bir fotoğrafın fotoğraf var. Fotoğraf değil o. Fotoğraf plexi, o. Tam sonuç olarak hayır. bizi gördüğün bir fotoğraf o. Ondan sonra savunmalarını düzgün yap. Da istek alabilir miyim? Büşra'cığım uzatabilir misin? Ver bana hayatım onu lütfen. Sonuç olarak burada ben bir şey görüyorum. Ben de görüyorum bak, ama bak, fotoğraf görmüyorum. Eşimle fotoğrafım var sonuçta. Bu bir şey var yani. Fotoğraf bir her neyse. Bak, makyaj masası. Senin pleksine bin basar. Kırmızıla o neydi? O benim eşimin bana aldığı hediye. Sen benimki de hediye. Bunu kıyaslıyorsun ama sen bir senelik evlisin canım benim. Ben evet, 10 günlük sen de bir yıllık evliyim. Evlisin. O zaman bir yıllık evliyim değil ben mi? Ben bir yıllık evli değilim. Ben 10 günlük katıldım. 10 günlük katıldım. Bir yıl önce temizli uçağını. Evini tutabilirdin, döşeyebilirdin. Bunu mu sordun? Bunları geçelim. Makyaj masasının modeli kendisinin yatak odası çok eski bir model bu arada. Ben bu modeli yatak oda. 5 yıl önce 10 yıl önce de bu model vardı. Şu an Allah Allah nerede varmış ya? Evet ben 5 yıl önce aldım aynı. Bir benzeri yani çok ben aynı değil ama bir benzeri. Sonuç olarak eski bir model olduğunu düşünmüyorum. Çok şık, çok güzel. Sen öyle düşünüyorsun, ben öyle düşünüyorum. Ben de eklemek dur, istiyorum. Dur bir dakika bitirsin. Perde konusunda da bana dedin ki odaların devamı. Aynen senin odaların da odaların devamı. Çünkü her renk aynı renk. Hepsini dizmişsin ve salondaki kullandığın perdeyi yatak odasında kullanmışsın. Bu ne evet. alaka? Nasıl ben ne bunu alaka? Anlayamadım. Salona daha çok önem veriyorsun. Hem diyorsun ki ağır, evet. oraya önem vermiyorsun. Avizeyi kullanmıyorsun. Bak ikisi birbiriyle tezatlık geçiriyor. Sen de bu söylediklerini yorumlara tezatlık geçirmiyor canım. Hayır sen sadece savunmak için savunmak için savunuyorsun. Paran var diyorsun ama paran olduğu bunlardan hiçbir şekilde belli değil. Uyum içerisindeyim. Ben bir şey eklemek istiyorum Ezgi Hanım. Bir saniye bekleyelim. Çünkü sen mobilyalarla ilgili yorum yapmıştın. Evet. Senden de bir şeyler duyalım. Ben 5 yıl önce aldım mobilya bir benzeri. Hı-hı. Ben makyaj masasını çok demode buldum.
Aynı zamanda şuradaki sandıkları 2023 geline yakıştıramadım. Ben hani 2023 gelini sandıkla yatak odası böyle bir modern odaya o sandıklar asla olmadı. Ve özellikle eski halıyı... mobilya dediniz, modern dediniz. Güncel değil mi yatak odası? Genel olarak sorayım. Güncel, hani şu anda da modadır bilemiyorum ama ben olsam yani bir senelik gelin olsaydım bu mobilyayı, bu koyu mobilyayı almazdım. 5 yıl önce olduğu için ben de tercih ettim. Şunun toz tutmasını vesaire hepsine hakimim bu arada. Gerçekten çok toz tutuyor. Sen 7 yıl olunca tabii kıdemli. Çok toz tutuyor. Ve ben halısını beğenemedim. Çok banyo paspası geldi bana. Perdeler için ne düşünüyorsun? Perdeleri beğendim ama salonun devamlı olması beni rahatsız etti. Ben devamlılık mobilyayı sevmiyorum. Evet, ben bir yerin dün de aynı şeyi söyledi. Evet, dün de söyledim. Bir yerle diğer yeri aynı olunca hani bir yerden çıkıyorum aynı yere. Hani bir rahatlık vermiyor. Ben olsam bu salonu farklı yapardım. Yatak odasında farklı bir oda, hani oradan dinledip buraya gelip rahatlamak isterdim. Aynı görmek istemezdim. Mesela eksiklik var mı? Şurada bir şey görmek isterdim. Evet, ben tablo görmeyi çok isterdim. Burada olabilir, orada olabilir. Ben bir de dekorasyon görmek isterdim. Hmm. Fon duvarlar ben. Boş ve kenarlar evet, boş. Evet, fon yok. Neden? Kaça aldın? Ben fon sevmiyorum. 1500 lira. 1500 lira. Ne zaman? Evet. Bir yıl önce. Ha, evet. Mobilyaları kaç aldın? Yatak odası takımını. 32 bin lira. Evet. Paspas 1500 lira. Evet. Avizeler 200-200. Antlikler de 600 liraya aldım. Pikeyi kaç aldın? 2500 TL. Aa, bakın bile Ezgi Hanım bile pike dedi. Ya bu da günlük olduğun şeyi. Pike günlük evet. Ağzımdan öleceğim. Bu bir yatak örtüsü değil, bu bir pike. Yani Ezgi Hanım'ın böyle söylemesi benim bunun pike olduğu anlamına gelmez. Yatak örtüm. Günlük kullanıyorsundur mutlaka ama. Hayır, günlük kullanmıyorum. Peki, yastıklara kılıf olunca yatak örtüsüne dönüyor. Evet. Ama pike değil tabii ki, yatak örtüsü bu. Çünkü yastıklara kılıf var neticede. Ki ağır bir şey şöyle. Ama pike de denilebilir yani. Bununla üstünüze alıp yatamazsınız neticede. Evet. Bir de Ezgi Hanım, ben bir şey eklemek istiyorum. Dantel kullanmış arkadaşımız abajur altında da bir de makyaj masasının üstünde de. Neden? Nasıl neden? Çeyizime süs diye mi var çeyiz onlar? Çeyiz sevmiyorum. 2023 geleneğim. Ben çeyiz sevmiyorum demedim. Bu kadar el işçiliğine hani... Kullanmıyorum dedin. Ben havlu için söyledim onu. Diğerleri için söylemedim. Havlu genel olarak kullanmıyorum. Hayır, ben genel olarak cümlesini Zeynep, kullanım. Zeynep, bir lafımı kesmezsen bitireyim üstüme. Canım sen de o zaman düzgün yorum yap. Ben böyle ben bir şey söylemedim. Ben düzgün yapıyorum ama bence sen düzgün ev sertliği yapamıyorsun. Kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Peki sen... Dur, cümlesi bitsin hayat. Yorum yapmamızı istemiyorsa bence biz yapmayalım. Çünkü kabul etmiyor. Herkes merak ediyor yorumunu, dinliyorum seni. Yani çok modernim dedi işte. Yatak odam modern dedi ama ben modern bir yatak odasında yani bu takımı uygun özellikle bulmadım. Hazır. Ben tam tersi, oranın boş kalması beni rahatsız ediyor. Ya ama doluluk bununla mı olmalıydı? Ne olmalıydı peki? Onun altına bir şey koymak zorunda değilsin ki, o bir tabak değil, altında suplu olmasına gerek tamam, yok. Tamam, sen böyle bomboş mu kullanıyorsun? Bomboş kullansan bence çok daha güzel olurdu. Bence de. Bomboş kullan tamam, altına... Bomboş bak, kullanmak senin tercihin değil mi? Bomboş. Böyle kullanmak da benim tercihim. Tamam, tercihin kötü o zaman. Şimdi şurada yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi dantel kullanmak ya da çeyizden bir şey kullanmak... Ama uygun yerde kullanmak önemli benim için. Hı. Burası uygun değil. Onu özellikle belirtelim. Bomboş kullanmak istemiyorsan gümüş rengi... Bazı insanlar sevebilir yani. Gümüş kitap rengi bir çerçeve olabilir. Al. Şeyinin yanına koy. Eşine veya altına bir kitap kutusu da koyabilirdin. Başucu sürahisi koy. Bir yani şey yatak koy. Odası takımına ve buraya uymadığı hayır, için söylüyorsun. Hayır yani ben uydurmadım. Eğer kendi uydurmuş saymış ama... Ayrıca Zeynep arkadaşımız hiç bir yorum kabul etmiyor ki zaten. Evet, yani ben çok sert dün ona çıkışıyor. Dün ben buna o şekilde misafirperver değilim. Asla misafirperverlik evet. Yapmıyor. Yani böyle sinirlendikten sonra biz buraya yorumlamaya misafirperverlik geliyoruz. Misafirperverlik sadece bu mu? Yani böyle sinirli biz seni yorumlamaya geliyoruz ve sen bizi dinlemiyorsun bile. Dinlemediğin için de bizim sana yorum yapacak çok bir şeyimiz yok. Yani her şekilde bir savunman var zaten. O zaman biz yorum yapmayalım, çıkalım gidelim. Yani canım senin gibi susacağıma savunmak daha iyi. Yani çünkü ben susmadım. Ben kendi senin savunmaya gibi insanların geldim. Sözünü kesmedim bu bir. İkincisi herkesi dinledim ve eksiklerim olduğunu kabul ettim. Sen hiçbir şekilde kabul etmiyorsun. Ve unutma ben 10 günlük bir evliyken sen 1 senelik evlisin. Sen her ne desek evet haklısınız doğru onu alamadım bunu alamadım. Katılmasaydın o zaman 10 günlük. Sen de 1 senelik katıldın eve bak yani görüyoruz çok şu an güzel, her şeyi. Çok güzel. Çok güzel. Ya bu kadar kıskanma. Bir kadar kıskanmayın. Dur aranıza gireyim bir dakika. Şöyle bir uzaklaştırayım. Şimdi şunu soracağım. Güler yüzlüğün çok güzel ama verdiğin cevaplardan ötürü öyle söylüyorlar. Mesela dün Buse dedi ki evet benim aksesuarım yok. Evet. Sen şöyle yatak odana baktığın zaman ya şunda 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 haksızsınız ama ya şu konuda da haklı olabilirsiniz. Ben bunu bir düşüneyim dediğim bir şey var mı? Evet var. Nedir? Tablo konusunu ya da çerçeve konusunu ben de böyle minik minik fotoğraflarımızı en azından şu köşeyi düşünüyorum. Çok boş duruyor. Bu konuda haklılar. Tamamdır. O zaman şöyle soruyorum. Şevvacığım. Zeynep'in yatak odası 100 bin lira büyük ödül için puan almayı hak eder mi? Yani evet güzel kötü diyemem yatak odasına. Kötü diyemem evet.
Kötü diyemem. Kötü değil. O zaman Zeynep'in çeyiziyle devam edelim. O sandığın içinde neler var onu da merak ediyorum. Onu da görelim. Olur mu canım benim? Şöyle bir gidelim burayı hazırlasın tamam. Zeynep. Tamam. Hadi hanımlar. 2024 gelinesin deyip durdu bana dün. Kendisi de asla 2023 gelini değil. Evet yatak odası demodeydi. Gayet de 2023 gelini olduğumu düşünüyorum. Evini dantellerle donatan gelinimizin çeyizindeki diğer parçaları görücüye çıkıyor. Gelinimiz her bir parçayı özene bezene yatağına sermiş. Karadeniz'in meşhur 5 şişle örülen yün patikleri, fıstık modeli tığ işi banyo lifleri, dantellerle buluşunca sanat eserine dönüşen havlular, her biri el emeği göz nuru tığ oyalı yazmalar, 2 şiş ajurlu örgü yelek modelleri, gül desenli uzun banyo lifleri ve serum oyalı havlu gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Bir yıllık gelinin Zeynep'in çeyizinde sıra Rizeli Karabük'e gelin gitmiş. Evet. Benim toprağıma gelmiş. Şimdi çeyizim burada hayatım. Burada dağıttıklarım var mı öncesinde? Dağıttıklarım var. Neler veriyorsunuz sizde? Rize'de adet nedir? Ya aslında vermiyoruz. Annemin bana verdiklerini ben fazlalıkları geri verdim ya. Annene verdin. Evet. Annen ne yapacak onları? Başka kardeş mi var? Yok. Yani kullanmıyorum. Sen kullan derim. Çok yapmışlar. Başında söylemiş miydin? Anneciğim ben çeyizleri kullanmayacağım. Bana evet. Yapma. Ya kayınvalidem de çok fazla verince bari annemin verdiklerinin birazını vereyim dedim. Canım benim. Bizim orada evet çok çeyiz yapılır. Evet. Karabük'te, Safranbolu'da çok çeyiz yapılır. Şimdi öncelikle o zaman şunu sorayım. Dün de çok konuşuldu çünkü. Kayınvalidenin verdiklerini göster. Tabii ki de hemen gösteriyorum. Anneninkileri gönderdin madem. Tabii ki de. Bunu küçükleri kaynanam yaptı. Bunları çok seviyorum. Çok güzel, çok kibar, çok evet, şurada modern. Takımı kaynanam yaptı. Evet. Ha, İno'yamız, evet. Evet, bunu da kaynanam. Mevlütler'de. Evet. Çok özür dilerim, bu annemden. Annemden. Aynen, yanlış olmasın. Şurada dış sesi alabilir miyim onları göstermek için? Ben de verebilirim. Uzak, evet. Tabii ki de. Lütfen. Yelekler mi? Şal. Hı-hı. Evet. Hı. Aa yelek. Evet. Şöyle geçirmeli koluna. Bunu kim yaptı? Kaynanam. Kayınvalide. Başka ne yaptı? Burada şunlardan verdi. Yelekler aynen, var. Yeleklerden başka? Verdi. Çok fazla iğne oyası verdi. Koyamadıklarım da var. Lifler verdi. Patikler verdi. Canım yorganlar, benim. Battaniyeler, yastıklar. Yani ne varsa buraya koyamadıklarım birçoğunu Allah razı olsun verdi. Canım benim. Mutluluğunuz daim olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinden geleni yapmış. Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel. Şimdi en sevdiğin parça hangisi? En sevdiğim parça... Ya ben bunun takımını çok seviyorum aslında. Bu evet, ikisi çok, hoşuma gidiyor. Bu mutfak için. Evet. Şöyle gösterelim. Bu da el havlusu. Sen kullanmaya kıyamaz onu işte. Kesinlikle çok güzel işlenmiş. Çok değil beğeniyorum. Çok, renkleri çok uyumlu ve güzel. Evet. Başka kullandığın var mı? Ya aslında ben bunları kullanmaya kıyamıyorum. Hepsi çok güzel işçilik. Dokumaya da kıyamıyor. Çıkar evet. Göster şöyle. Tabii ki de. Orada ne konuşuyorsun? Biz çok hazır parça gördük evet. De onlara bakıyorduk. Hazır. Evet. Hazır. Canım elemelerini görmenin hazırlığına bakıyorsunuz. Yok hayır. İno'yası çok dedi ama sadece bunu gösterebildi. Ben İno'yası onları demedim. Evet. Türbentlerime söyledim. Türbentleri çok az ama. Lütfen dizgin duyalım arkadaşlarım. Rize hatırası. Peki evet. Karadeniz özgü sadece bu mu var? Rize'ye özgü çeyiz mi varmış? Karadeniz özgü, Karadeniz peştemali olur ne bileyim. Evet. Rize çaydır mesela. Şurada görmek evet, isterdik. Çay falan yok mu? Çayı ne yapacağım burada poşetini mi koyayım? Sizde çay var mı? Var. Çay tamam toplama. Bir çay kesme makası falan hiç. Yani ben gerek duymuyorum evimde bunları mı saklayacağım? Yani sadece çay mı yetiştirecek makası ne yapacak? Bence. Burada yöresel bir kıyafet evet. Görmek isterdik ama. Ha. Mesela şey gibi bakır, böyle torunu olursa olur. Kıza böyle elbise falan gibi bir şeyler. Evet, hayır bakırlar olur. Karadeniz bakırı evet, olur. Evet arkadaşlar onu demek ki Rize'yi bilmiyorsunuz. Rize'nin her yöresinde kıyafet yok. Ben Trabzon'da. Belirli bir dağları bilirim. Vardır. Evet mesela Cimillerin bir kıyafeti vardır. Peştemalı vardır. Ama Rize merkezi tam ben giyeyim de aynen ya, öyle bir kıyafeti yok yani. Ben... Tabii ki de giyebilirsin ama asıl bana özgü bir şey değil o. Mesela sizde kuymak muhlama falan onlar yok. Var da burada mı göstereyim? Hayır o bakıra özgü bir şey ya. Hani o da mesela. Mesela babaanneden, anneanneden çeyiz olabilir. Yani ben öyle şeyleri evimde tercih etmiyorum. Peki bu seccadeler? Evet. Hazır. Evet annem parasına kıymış, çok hazır. Güzel de yaptırmış yani. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır sınıfı geçmedi mi? Bu da hazır. Şevval. Hayır. Bir tek bunu görüyorum. Evet. Bu da annenden kalma sanırım. Çünkü aynısı bende de var. Annemin evet. Babası. Bir tane daha sanırım gördüm. Hakkını yemeyeyim. Teşekkür ederim. İki tane var. İkisi de zaten aynı tip.
Yani güzel bunlar. Bunlar kötü değil. Teşekkür ederim. Ama bunlar ben hep bohçamdan sanırım. Canım zaten 2023 geliniyim. Bak böyle yeni yeni şeyler çıkmış. Onlardan da kullanıyorum, bunlardan da kullanıyorum. 2023 değil, 2024. Yo ben 23'te tamam, evlendim. Tamam 23 olsun. Bir yıllık evliyim ya, düzgün algılayalım. Tamam evet. 23 olsun. O zaman 2023'e göre özgü elemeyi yaptırsaydın. Ya, yani mesela 2023-2024 yoktur lifle, zaten. Lifle yelek yerine farklı evet. şeyler yaptırıp onları görseydik. Tamam da zaten elimeyim var ya. Siz de yalandan çeyizinize koyacaksınız. Kullandım diyeceksiniz. Hazır, kimseyi kandırmayalım. Yapmışım. Artık hangimiz çeyiz kullanıyoruz? Ben kullanıyorum. Ayak havlularını gösterin. Ben bütün çeyizimi kullanıyorum. Bak ayak havlunda da işçilik var. Hazır mı? O hazır. Aynı satılıyor. Canım bak sonuç olarak burada bir işçilik var canım, yani. Sen mi hazır? Bu olabilir. Zeynep'cim bu hazır. Yani bunu olabilir. Buraya, bunu Zeynep koyman... bu da hazır. Yani bunun ben buna hepsi... hazır değil demedim ki kocaman yazıyor zaten. Bir markası var göstermeyelim. Evet. Bunların hepsi hazır. Çeyizinde ben de çok fazla hazır parça olduğunu düşünüyorum. Yatağını doldurmak amaçlı havlu olsun, seccade olsun hep hazır parça koymuştu. Evet el emeği de vardı ama yarı yarıya bile değildi benim gözümde el emeği ve hazır parçalar. Ben patiğini... az buldum açıkçası. Yani şöyle mesela... Patiğim var. Gerek duymadım. Bence yeterli. Yok patiklerin güzel mesela. Ben modellerini beğendim. Çorap güzel. Evet. Modelin farklı ama şunlar aynı model kızlar. Yani evet, aynı. Çorap gibi. Heh, ama aynı. Farklı. Başka var mı? Bak farklı renk yok, farklı. Yok kızlar sadece bunlarım yok. Bunlar tamam, bak, verdiklerini aynı, göstermedim. Desen olarak. Ama şimdi el işi bu. Tamam mı? Bunlar aynı. Hani çeşit olarak alınmış patiği ama. Az buldum. Çeyizine ayak havlusu koymuş. Ayak havlusu koyup üstündeki gülleri bunlar işleme diye tutturdu. Onlar işleme değildi, hazırdı. Mesela kışın ben kamera arkasından topukluları çıkarınca evlerde bunlarla gezebilirim mesela. Çok severim sıcacık. Evet, evet. Çok bunları böyle geçir, sıcak. Değil mi? Tabii. Sıcak tutuyor. Bu ne arkamızda bizi buraya sıkıştırdın? Bunlar çeyizimde devamlı. Sürekli ayağımı vuruyorum. Ay çok özür dilerim. Az önce söylemiştim ya bunlar değil diye. Şöyle, bunları değil, şunları şöyle göstereyim kaynanamın verdiklerini. Yeni hazırlar. Canım sonuç etiketi olarak bile üzerinde kaynanam canım. Nerede dedim, elde mi yaptı dedim. Ama bak, hepsi gayet etiketi güzel. Dahi üzerinde. Bir sürü var. Bakın lif görün mesela. Dünkü Buse gelinimizde. Evet. Görememiştir. Boyu görün. Evet doğru liflerim güzel. Evet. Hayatım sadece çeyiz lif demek değil ki şimdi sen benim liflere söylüyorsun. Canım lifsiz gelin mi olur? Tamam bu lif çok söylüyorsun güzelmiş. Bunların hepsi çok hazır. Sen dün bana dün dedin güzelmiş. Ki el emeği bir şey çok az keşke, görüyorum. Keşke. Kasla, ben keşke. Kasla da koysaymış var. Hazır mazır. Sanki kendi başka yerlerden toplamış da getirmiş gibiydi. Hepsi hazırdı. Benim dün kendi kasnaklarım, el işlerim vardı. Çeyizin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bak kaynanam ne de güzel yapmış görüyor musun? Hepsini kendim bak. Yapmış. Hepsi sandık yapmış. Dolusu lif var. Evet. Ay hepsi lif. Ben farklı bir şey çıkacak sandım ama hepsi lif. Farklı bir şey var. Aç, hazır havlular var. Hayatım buraya. Hazır. Ha, markası var üstünde gösteremiyorum. Şunu gösterebilirim. Evet. Güzel. Kayınvalidecinin ismi nedir? Ülviye. Ülviye Hanımcığım çok öpüyoruz sizi, çok andık. Böyle kabardınız değil mi? İnsan gurur duyar ne de olsa. Hemen soruyorum gelinlerime. Acaba Zeynep gelinimin çeyizi bir yıllık gelin olduğu için soruyorum özellikle. 100 bin lira büyük ödül hak ediyor mu? Sorum sende. Kaldı gelin. Hayır. Karar veremedik bugün. Konuşsak mı? Konuşmasın. Çeyizi güzel. Ediyor o zaman. Hazır parçaları da var ama yeterli parçaları da var. Yani mesela... yelekleri bayağı fazla. Soru işareti. Yelekleri bayağı fazla. Ne bileyim hani yeterli. Hazır koymasaydın karar verdin yani. Mi? Evet yeterli. Eminsin. Sence? Yani ben çok çeyiz seven biri olmadığım için ve çeyiz çok olduğu için onun için yeterli. Onun evet. için yeterli. Evet. Yani dünküyle kıyaslayamam tabii ki hakkını yemeyeyim. Düne göre çeyizi var. Ama kendi çeyizim dururken onunkisini hak ediyor diyemeyeceğim. Şimdi. Hangi gün sendeyiz? Yarın bendeyiz inşallah. Yarın çeyize doyacak mıyız? Bence farklı parçalar göreceksiniz öyle söyleyeyim. Güzel. Ben güzel. De bir Karadeniz parçaları görmeyi çok isterdim. Ben çeyizi yeterli bulamadım. Sınıfa geçmedi. Yarı geçti, yarı geçmedi. Ha, doğru. Aynen öyle. O zaman yemek masasına gidelim. Bakalım Rizeli Zeynep'in sunum sofrasında Rize lezzetleri var mı? Çünkü onlar yiyorlar. Görelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çeyizi yeterliydi fakat çok fazla hazır ürün vardı. Yeni gelin için bu kadar hazır ürün çok fazlaydı. İşte Zeynep Gelin'in 10 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Karadeniz'in meşhur karalahana sarması, açma, çikolata parçalı ve cevizli kurabiyeler, mercimek köftesi, makarna salatası, dereotlu poğaça,
havuç tarator, elmalı turta ve kakaolu ıslak kek gelinimizin masasındaki lezzetler. Rizeli gelinim lezzetlerini hazırlamış misafirleri için. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Rize sarması görüyorum orada. Lahana mı o? Evet. Kim yaptı? Annem ve teyzem sizin için özel yaptı. Ellerinize sağlık, bayılırım. Yöreye özgü lezzet olunca insan değil mi? Evet. Bir özenilmiş, muhakkak ki çok özenmişsin. Burada senin yaptığın bir lezzet var mı? Ben sadece mercimek köftesini yaptım. İddialı mısın mercimek köftesine? Evet. Güzel mi olur? Sen de yapmıştın değil mi hayatım? Ellerinize sağlık. Diğerlerini kimler yaptı? Neler var? Melek teyzemle annem yaptı. Kurabiyemiz var. Dereotlu kurabiye. Dereotlu poğaçamız var. Havuç taratorumuz var. Yine bir kurabiye tatlı. Biliyor musun içinde ne var? Elma mı? Elmalı. Elmalı turtamız var. Mercimek köftemiz var. Karalahana sarmamız var. Açmamız var. Burada da iki çeşit daha kurabiyemiz var. Bir de ıslak kekimiz var. Islak kekimiz var. Nasıl buldun Buse'cim? Dün senin evindeydik. Senin yaptığın lezzetler konuşuldu. Evet. Yeterli mi? Öncelikle nasıl buldun 100 bin lira büyük ödül için yeterli bir sofra mı? Hayır, asla. Çeşitlilik olarak bir kere çok az. Annelerine, annesine yaptırmasına rağmen kendi de yapabilirdi bir şey. Elbette ki bunu eleştirmiyorum. Bu şey değil, bu bizim şeyimiz değil. Ben onun dışında bardaklara gelmek istiyorum. Bunlara... Eleştirmiyorum. Eleştiriyor musun, eleştirmiyor musun? Eleştirmiyorum ama şeyi eleştirmiyorum. Sayısını eleştirmiyorum. Olabilir ama daha fazla yapabilirdi. Bu önem vermektir biraz. Bu bardaklar asla bir takım değil bu arada. Hiçbir benim dün su takımımın yanında. Yani bu bir kere çok kalın bir bardak değil. Bunun içine tatlı yapıyoruz biz. Bu bir magnolia kabı gibi bir tatlı kabı bu arada. Yemek masasında kullandığı bardaklar tamamen tatlı bardağıydı. Yani onun içine tatlı yapıyoruz biz. O kadar kalın bir camda su içilmez zaten. Onun dışında çay bardaklarıyla da bir uyum değil. Yani hiçbiri bu su takımı olarak değerlendiremem. Onun dışında ben yemek takımını çok beğendim. Gerçekten çok zarif ve ince. Böyle şeyleri çok beğendim. Ama onun dışındaki suplaları bana da çok spor geldi. Yani günlük... yani bu kadar klasik, bu kadar şık bir takımın altında daha şık bir supla kullanabilirdi. Bir de çatal bıçak takımını da çok beğenemedim ama gözde yormuyor. Sade mi buldun çatal kaşık bıçak takımı? Ya evet, birazcık sade buldum. Yani çok beğenemedim ya. O yüzden... Seninki de dümdüzdü, ekstra bir şey yoktu ki. Evet, benim ama tabaklarım da düzdü çünkü. Yani bunlarda senin tabaklarında bir hareket var. Yani senin tabakların çok şık bir tabak. Hı hı. Benim tabaklarımda sadece bir yaldız kenar vardı, öyle söyleyeyim. Eğer benimkiyle kıyaslıyorsan. Ben kendi masa yemek takımımı senden çok daha iyi görüyorum. Su takımı olarak da tabii ki tercih meselesi. Su takımın daha güzeldi. Bunu ben daha beğendim. Bu kadar. Onun dışında servis bıçaklarını kullanmış. Evet, ben de çok eleştirmişlerdi. Sen de yoktu, burada var. Onu tebrik ediyorum bu konuda. Bu kadar. O zaman bardaklarla başlayalım. Şimdi bardaklarını uyumlu bulmadı ve magnolia kasesi dedi. Tatlı yapıyoruz biz onlara dedi. Ne söylemek istersin? Yok, benim içeride de magnolia bardaklarım ayrı bir şekilde var. İstersen onları da getirebilirim. Onun ağzı daha böyle geniş bir şekilde oluyor. Bunun gibi böyle dümdüz koymuyorum. Ağzının, sen bunu kullanıyorsan da değil, yanlış bardağın, kullanıyorsun. Kalınlığına bakarsan, bence bu magnolia kabı kullanılır yerine bakarsan, kalınlığına bakarsan zaten su takımı olmadığı belli oluyor. Ama anlamadığından buraya koyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok ben magnolia bardağı olarak kullanmıyorum bunu. Magnolia bardağın nerede arkadaşlarım? Tabii ki de dış ses beyaz dolabımın içinde. Ben bunu magnolia kabı olarak kullanmanı öneririm. Hatta ben sütlaç kabı olarak da kullanıyorum. Aynı bardak var bende. Bu su bardağı değil, zaten ağız kısmına bakarsan çok kalın. Bunun yani bunlar için de kullanılabilir. Yani kaseye nasıl tatlı koyuyorsak, bu nasıl tatlı çorba içiyorsak, bu illa bir şey için kullanılmaz. Yani farklı amaçlarla yani kullanabiliriz. Sen kaseyle su içiyor musun? Kaseyle su niye tasta içemedin? Önceden su içiliyordu ama tasta bir çok şey tasın yapıyoruz. Tasın bir amacı var, tas kase değildir ki. Tasta çorba da içiliyor. Şimdi 2024'te alakası yok yani. İlla bu şeyi su için kullanmak zorunda değiliz. Yani buna tatlı olmayabilirsin, başka bir şey de kullanabilirsin. Olarak su takımı niyetine verdiğin için şu an bunu su niyetine ya ben, ya da bir şey kullanmak için ama ben bu amaçla bunu kullanıyorum. Tatlı bu koymuyorum amaçla, ki buna. Bu kedir bu masaya çok sade. Yani bu masan senin çok şık, su takımın tamamen çok sade. Su takımını yetersiz buldular. Dış ses getirdi bu arada. Buse'cim yardımcı olur musun? Evet. Bu bardaklar konusunda kesinlikle katılıyorum Buse'ye. Çünkü ben aynı bardakları tatlı kasesi olarak kullanıyorum. Cam benim, tabak benim. İster dondurma koyarım, ister magnolia yaparım. Bu dondurma yani da genellikle konulur. Buna koyuyorum, evet. Ama çok azcık kaldığında da onu da kullanıyorum. Ya da çocuklu aileler gelince, evet, daha minik kullansın diye onlara yapıyorum magnolia'ları. Onları şimdi bu masaya uygun mu değil mi? Onu soracağım. Bence de. Sence de magnolia kasesi ve çok ağır değil mi Ezgi Hanım? Bardağın incesi makbuldür diye biliyorum ben hani. Ya su içilemez mi bunda? Ya içilir tabii ki, içilir ama bence bunu çok kullanmak istiyorsa günlük olarak kullansa daha güzel olur. Masaya uydurmadın, evet, sen. Evet, yok. Uydurmadım. Evet. Şimdi Ezgi Hanım, bu bardaklar
Magnolia da kullanılabilir. Yani tatlı için de kullanılabilir. Ama su içmek, yani başka bir şey içmek için de kullanılabilir. Fakat şöyle söyleyeyim. Yani bu yemek takımının bardağı bu değil. Onun için uyum sağlanmıyor. Yani bizim eleştirdiğimiz nokta bu masaya bunun benim adıma uymaması. Olması. Yemek takımını ağır buldun. Yemek takımı çok zarif çünkü. Zarif bir model. Bardaklar çok kaba kalmış. Anladım. Ne kadar aldın hayatım bardakları? Bardaklar bana hediye geldi. Hediye geldi. Yani bardakları aslında tam takır koymama sebebim de ben ekstra sürahi takımı istemedim. Annem çok ısrar etti çeyizine illa alalım diye ama ben daha farklı böyle bir sürü modelli bardaklarım olsun diye onu açıkçası fuzili gördüğümden almadım. Anladım. Yemek takımını kaça aldın? 1000 liraya aldım. 1000 liraya. Harikasın. Nereden aldın? Yani indirim kovalıyorum. Bir markette buldum ve kaçırmak istemedim. 12 kişilik. Helal olsun sana. Evet. Çok iyi almışsın. 999'du da. Evet. Çok iyiyim. Ne zaman aldın? 2023'ün ya başında ya da 2022'nin sonunda diye hatırlıyorum. Yine de çok iyi. Çok iyi yani. Tabii. Hakikaten öyle. Suplalarını kaça aldın? Suplalarımı dün sizin için aldım. 300 TL. Keşke uyumlu alsaydın. Ama girdiğim yerde maalesef sadece bu vardı. Yani uyumsuz olduğunu kabul ediyor musun? Evet. Uyumsuz mu sence? Ya ben renk olarak uydurmaya çalıştım ama evet çok klasikti. Daha farklı şeyler bulunabilir miydi? Bulunabilirdi ama kötünün iyisi diye boş bırakmak yerine bunu almak istedim. Yok, suplan klasik değil aslında. Suplan çok spor. Yok ben klasik model olarak istedim. Model olarak mı? Renk olarak hani absürt durmayan bir renk almak istedim. Rengi absürt durmamış ama modele evet. Bir de Zeynep ben bir şey soracağım. Bunlar senin günlük çat alacak takımın mı yoksa? Hayır ben günlük olarak gold kullanıyorum. Bunları misafirlik olarak kullanıyorum. Aslında buna gold kullansan daha güzel olmaz mı? Çünkü yaldızları gold. Ya aslında misafirlerim geldiğinde öyle kullanıyorum ama şimdi sofran vesaire gold olmadığından dolayı daha kötü eleştiri alırım diye gümüş kullanmak istedim. Aslında sofran gold, detaylar yok sadece, tabağın gold. Evet. Ya ana parçam gold. Ben gümüş kullandığım için gold kullanınca karışıklık olur diye kullanmak istedim. Şöyle aslında, yanlış söyledim. Bu yemek masasına, bu set yerine böyle beyaz bir tabak seti koysaydı belki bir bütünlük sağlardı. Bu tabak olunca bu bardaklarla uymamış, gri de uymamış. Yani, o yüzden de uyumlu. Dış ses her şeye hakim. Mutfağında ne var ne yok. Var evet. Gold Buse'cim. Ben açıkçası onları günlük kullandığını düşünmüyorum. Bence hep gold denilir düşüncesine yanılıp misafir takımı asıl gold olan da onu kullanmadı. Bence bu daha uyumlu. Evet. Çok daha şık. Al bunları. Çok güzel. Kesinlikle bunu koymalıydım. Yani evet, daha olup da koymamışsın Zeynep daha yani. Evet Zeynep. Gold kaşık çatal bıçağım var ve kullanmamışsın. Onun yerine gidip supla almışsın ve suplanda renk olarak hiç uyum sağlamıyor. Yanlış tercihler yapmışsın. Ama yani başka ne renk kullanabilirim sen ki? Sen de kabul et Zeynep. Bunlar buna daha çok yakışıyor. Hayır ben bunu söyledim zaten. Tamam mı? Ama renginin başka ne tercih edebilirim? Çünkü yani mendillerim ve örtüm zaten açık gri. Rengi ve buna da o zaman rengi uyuyor. Rengi uyuyor bence de. Renginde hiçbir koyu gri ya. Yani sadece yerinde var. Ben tabaklar, siz tabaklarla suplayı uydurdunuz mu? Hayır ben tabaklarla demiyorum zaten. Büşra bizimle misin? Dinliyor musun hayatım? Diyorlar ki tabak daha ağır. Daha spor. Evet renk aynı şeyi uyuyor. Ben de dedim. Onlar da öyle diyor zaten. Ben de hak veriyorum. Renk uyuyor Ezgi Hanım. Yani bu ağır. Tabaktan bahsetmiyoruz biz. Supla ile masa örtüsü ve peçete takımının uyumlu olduğunu renk olarak ama söylüyorlar. Tarzları farklı. Uyuyor diyorum ben. Biz zaten tabak uyuyor demiyoruz. Anlaştık mı? Tokalaşalım. Tokalaş. Anlaştık. Nihayet anlaştık. Bir de Zeynep bence peçete yüzüklerini de inci değil de daha farklı kullanmadım. Bu çünkü, takımım da evet hep bu setin içinden bu inci çıkıyor ve biz ekranda bunu görüyoruz. Bence farklı tercih edilse daha farklı gözükür. Evet haklı olabilirsin. Daha farklı şeyler kullanılabilir. Evet. Bir de ben Ezgi Hanım müsaadenizle çeşitlerle ilgili de yorumlamak istiyorum. Bütün yorumlarınızı istiyorum hayatım. Öncelikle elinize sağlık hepinize. Karalahana sarması bizde de vardır. Biz Trabzonluyuz. Biz de çok severiz onu. Ama mesela yörene özgü ben daha farklı şeyler açıkçası senden bekliyordum. Mesela karalahana sarması yapmışken bir karalahana çorbası da yapabilirdi barbunyalı ya da bir turşu kavurması yapabilirdi. Hani Karadeniz özgü şeyler. Yani muğlama yapacaktı. Şimdi ben beş çayı gibi olunca oradan muğlama mesela bir bakırın içinde onu yapabilirdin. O konuda haklısın. Muğlama soğuduğu zaman yukarı doğru kalkma olayı olmuyor. O yüzden yapmakta haklısın. Senin gününde o zaman bir sürü Karadeniz sofrasını göreceğiz. İnşallah yarın görürüz. Bir de çeşitlerine baktığım zaman ben genelde hep tekrar gibi görüyorum. Bir sürü kurabiye çeşidi var. Hani çeşit olarak
Bence evet var, hani yeterli. 10 çeşit de olabilir, 15 çeşit de olabilir ama farklı türde yapsan çok daha dolu ve zengin gözükürdü sofran yani diye düşünüyorum. Yani aynısını iki tane koymuşsun. Burada kurabiye, burada kurabiye, evet, burada evet. Kurabiye, burada kurabiye diyorlar. Evet. Evet, haklı olabilirsiniz. Daha farklı çeşitler yapılabilirdi. Zeynep yemek masasında herkesi her konuda haklı gördüm. Ama... Bir tarafta güzel ama yani. Bir taraftan da yani evet doğru söylüyorum. Ama şimdi yatak odama geldiğimde çoğu şeye kendimi savundum ama haklı ya da haklı demek lazım. Daha farklı, ya bu çatal kaşıklarımı kullanabilirdim. Ya da çeşit olarak yapabilirdim ama ya hepsini sanırım bir anda çok fazla yetiştiremedim. Biraz zorlandım. Heyecanla yapabilirsin. Evet. Değil evet, mi? Ben... Sende kaç çeşit lezzet olacak yarın? Benimkisi yarına sürpriz olsun. Sürpriz yani. Merak ediyorum. Trabzonluymuş. Evet. İddialı. Yemek evet. Takımını da merak ediyorum. Bir de çok özür dilerim. Neden bu kadar az çeşit olduğu ile ilgili bir şey daha lütfen. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Benim ocağım bozuk. Yani kiracım da yaptıramıyor. O yüzden ben hepsini tek bir şeyle, tüple yapmak zorunda kaldım. Tek bir tüple de dün akşam yaptığım için sadece fırın ve tüple de bunları yetiştirebildim. Yani istesem de bir ocağa koyup da dördünü çalıştıramadım. Yok, ben çeşidin azlığına demedim. Yok, aynı mesela, tür çeşit olmasın. Şimdi bir taneyi kavuruyorum ya. Sadece dün akşam yapabildim. Akşamdan da geceye az bir vakit olduğundan dolayı tek bir tüp olduğu için bu kadar da zorlandım. Yani dört tane ocağım yoktu. Büşra, sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Ezgi Hanım, yemekler yapılmış da yani ama ben sunumu çok özensiz buldum. Yani böyle bir servis tabaklarını beğenmedim. Hiç yani beğenmedim yani. Daha günlük mü buldun? Evet, daha günlük buldum. Dün Buse'nin evinde çok çeşit vardı ve sunum yani ayaklı sunumluk olsun kullanmıştı. Hı. Hadi belki arkadaşımızın olmayabilir, o sıkıntı değil dün ama... Ben o kadar kullanmışken bana yorum yaptın, bu masada sustum. Sen doğru. O kadar çeşit yaptın, bana yorumlar söyledin, bugün bu masada sustun. Şu an susuyor muyum? Bence... Evet, sustum. Yani sonunda öyle. Buse iyi misin? Ben şu an susuyor muyum? Şu an seni savunuyorum yani. Kız diyorum o kadar çeşit. Hayır, beni savunuyorsa ama dün benim masamda beni savunmadın ki. Şu an yüklenmen gereken kişi ben değilim. Dün seni savunmadı diye doğru dedim bu arada. Ben tabağımı, çanağımı, her şeyimi söyledi. Evet, ben her şeyi söylüyorum. Ve tabağı tahtaya koymuş dedim. O da dedim yani bir tek onu değindim sende. Burada seni savunuyorum aslında ben. Bu çok günlük, bu çok günlük. Buse gerçekten bugün devreleri yanmış. Ben Buse'yi savunurken gitti bana laf attı. Ama ben onun çok çeşit yaptığını ve güzel güzel sunduğunu söylerken hiç konuşmuyorsun dedi. Buse bence dünü atlatamadı. Büşra gelin bugün çok sessizdi. Ben de gayet de açıktı. Yarın algıların düzeleceğini düşünüyorum. Öyle olsun ama dün de çok yani dün o kadar konuşup sen? Bugün... Dün ben sana neler dedim yani o kadar çeşit yapmışsın dedim. Sen yemeğe daldın ya duymadım. Evet her şeyi söyledim. Evet. Yemek yemenin sırası mı şimdi? Şey, önce savun şimdi... kendini sonra ye. Yani teessüf ederim. Sen elinde... Ben bunu eşiyle baş başa bir peçete almış, bize de indirmiş. Teşekkür mü etmeliyiz? Hayır. Yoksa bizi gerçekten seviyor musun? Sizi gerçekten çok sevdim. Ve bunu peçeteleri de sadece sizin için aldım. Eşimle falan kullanmıyorum. Supluları alırken mi aldın bunları? Evet. Ay canımsın, anladım. Teşekkür ederim. Çok kibar bir davranış bence. Evet. Güzel bir detay değil mi Büşra? Evet. Ezgi Hanım, güzel detay. Güzel mi sence Buse'cim? Güzel. Peki masayı ilk gördüğünde ne düşündün? Bu masanın bir albenisi yok. Canım önüne yemekleri koydum. Çatalın kaşığım var, bardağım var. Bak orada tuzum var, şekerim var. Daha ne olsun istiyorsun? Şimdi tuzum ve şekerim bunu albenili yapmıyor. Senin evet. Madem dolabında böyle gold detaylar var, o zaman evet. Koyacaksın buraya bir albeni bir göz kamaşacak. Ondan ziyade de gidip de gri supla seçip de gold tabak koyma. Beyaz bir tabak koy da yani... Bütünlüsün bari. Program için bari bir tabak mı alıyor? Bu da ne bu ya? Bu ne? Kahvaltıda bunda ne yapıyorsun? Tamam evet. Domatesi bu konuda haklısın ama dün Buse'nin servis kaşıkları yok diye ya da onları evet. Koymadı. Onu geçelim. Heh. Ben orada sizin için kürdanı koydum, şekeri tamam. Koydum. Koydum diye bana olumlu şey söylemiyorsunuz ama koymadıklarım hakkında konuşuyorsunuz. Ya, ona baktınız, bana niye bakmadınız? Zeynep'ciğim, zaten bunu var ya, bunu boş mu koyman gerekiyor? Ben anlamıyorum. Bunu canım o boş koydu. Tamam onu söyledik zaten. Bunu zaten, bu kürdanlık. Diğerlerine baksaydım o kadar doldurdum. Böyle doldurdu. Kürdanlık, böyle kürdanı koyuyorsun. Ama bu tane bu. Zaten bu olması gereken bu. Sayılı mı koymuş? Ha. Bir de şunları böyle kişiye özel poşetli evet, yapın. Hepsini evet. Böyle elledim. Benim şimdi ihtiyacım olsa kullanamayacağım onu. Ama evimde say böyle var bence. Kaç kürdan var? Say be benim. 6 tane var. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane kırılır. Sopalarla yedek yapmış. Bilmiyorum şu an sayamam. Bu arada ben oraya odaklanmışken bir şey söylemek istiyorum. Dün arkadaşımızda şeker yoktu. Bugün var koymuşsun. Ama şeker maşası yok. Yani şeker evet. Alacağımız başlıyor. Doğru, evet. Güzel bir detay. Ama dün arkadaşımızın soğuk suyu da yoktu, içeceği de yoktu. Evet. Dış sesimizden içeceğimizi isteyen soğuk suyumuz da var. Hayatım ben değerlendim. Gün senin ve senin masan benim kadar. Canım ama şimdi bile yok. Dünden geliyoruz.
Yani dün de bugün de önemli farkında benim masamdaki olmadı. Benim masamdaki su bardaklarını, benim masamdaki yemek takımlarıma bakıp senin masamdaki yemek takımlarını da beğendim. Bir dakika onu araya gireyim. Ama onun dışında benim masamın bir albenisi vardı. Sen de burada 5 yemek takımı beğendin. Çeşit yeterli dedin. İçeceğim var, yeterli demedim. Var, çayım çeşit var. Yeterli demedim. Kimse sana çeşit yeterli demedim. Hayır dedim ki çeşit çok olmasına dedi. Gerek ben yok dedi. Ben yorum yapmak istemiyorum dedim. Çünkü bu bizim kriter alanımız dedim ama çeşit yeterli asla ama demedi. Ama sen yetersiz de demedin. Hayır yetersiz olduğu için yorum yapmak istemedim. Sırf senin emeğine ama yetersiz sırf demedi. Senin ayıp olmasın diye yorum yapmadım ama keşke yapsaydım. Ben bu masa yetersiz zaten sayı olarak. Ama ben bunu seni söylemedim. İstiraf oluyor emeğine. Zaten birçoğu yenmiyor. Olabilir biz geliyoruz. Ya sen yap yiyor muyuz yemiyor muyuz yani. Allah Allah. Kalabalığız burada. Ama onun dışında gerçekten... Aslında mevzu şu, çeşidin çok olması ya da olmaması da değil. Bir al beni, bir gösterişi olsun, tamam hani tamam dersin. Ama buna koyamazsın arkadaşım, ona koyamazsın yani. Hani bu yani. Anladım. Herkesin çeşit bulduğu farklı aslında. Bir ortak noktalarınız da var elbette. Bir eksiklik var diyorlar. Tabii, tabii. Bazılarını sen de kabul ettin aslında. Evet, eksiklik olduğunu kabul ediyorum. Değil mi hayatım? Evet. Benden görüp eksiğini tamamladı. Suplaları bile yokmuş. Dün benimkilere kötü yorum yaptığında kendininkileri de düşünmeliydi. Kendi yöresine özgü yemekleri masasında görmeyi çok isterdim. Sonuçta evini ilk defa görüyorum ve onu yeni tanıyorum. O masada kendisini temsil etti. Ben bir şey göremedim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Puan alır mı? Bence yok. Sence Pınar'cığım? Yani ben var dersem Buse arkadaşıma evet. Haksızlık yapmış evet. Olurum. Bence yok. Sence de yok. 4 tane gelinimden puan gelmiyor masada evet. Hayatım. Bunu burada çok net anladık. Lezzetleri yiyelim. Çok lezzetli olmuş bu arada. Ellerine evet. Sağlık. Mercimek köftesinden aldım. Lahana sarmasından aldım. O tarator müthiş. Oldu. Gerçekten. Ellerinize sağlık. Yiyelim. Sonra bu tanışma hikayeleriniz var ya. Eşim Ferdi'ydi. Evet. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ferdi ile nasıl tanışmışlar? Nişana düğünü nasıl olmuş? Neler takılmış? Hepsini öğrenelim. Tamam. Hadi afiyet bal olsun. Evli Zeynep, eşi Ferdi Bey'le nasıl tanışmış? Uzaktan arkadaşımın kınasına gitmiştim. Kınasında da düğüne 5 dakika kala falan içeriye giriyor işte. Normalde kınada erkekler yok. İşte ben öyle bir horon teperken görüyor beni. Kaynanama falan gösteriyor. Kaynanam da güzel kız diyor. Sonrasında da işte tanışıyoruz, konuşuyoruz. Nasıl tanıştın işte mevzu? Kınadan sonra işte çıktım ben. Tam da böyle bir egolu şekilde dedim ki anne dedim bak dedim kesin bana istek atacak dedim. Fark ettin bakışlarını. Evet evet fark ettim. Herkes annesinin yanına gitmiş. 10 gün sonra işte bana istek attı. Ben de egolu bir şekilde anne bak ben demedim mi sana dedim istek attı. Oradan işte çok ön yargılıydım. İşte ilk gün telefonla konuştuk 12 saat. Dedik tamam. 3. gün evlenme kararı saat. Aldık. Neyi çözdünüz 12 saatin? Ya 12 saat ne konuşmadık ki? Yemeden içmeden kesilmişler. Sadece keşke ilk 12 gün olsaydı biz ilk 3 gün neredeyse 24 saat ciddi telefonla konuştuk yani. 3 günü evli kararı aldık. 2. ayda ben kaynanama gittim tanıştık. 3. ayda istemem oldu. 6. ayda nişanım oldu. 10. ayda da evlendim. Hay maşallah. Evet. Hayır işi çok uzatılmaz kesinlikle diye. Kesinlikle öyle. Senin mesela ilk gördüğünde bana bakıyor anne dedi ne istek atacak. Neyini beğendin Ferdi'nin? Ya aslında ilk de ben beğenmedim. Yani yani ben neyini beğenmedin? Sorun da işte. Ya daha doğrusu tipe çok önem vermiyorum. Çok yakışıklı olsun ya da çok tipsiz olsun eşim hani yakışıklı ama tipten ziyade benim için karakter ve en önemlisi çok yakın arkadaşım olman benim için önemliydi. Eşimle ilk günde ya o varken hayatımda hiç kimseye ihtiyacım olmadığını düşündüm. Yani beraber gülüyoruz da eğleniyoruz da geziyoruz da birbirimizin en yakın arkadaşı olduğunu hissettiğimiz için en yakın sürede evlenmek istedik. 10,5 ayda evlendik. Evlilik teklifini nasıl aldın? O ne o? O yanar dönerli bir şeyler var orada. Nerede oldu evlilik teklifi? Boğaz'da oldu. Havalı. Evet, Boğaz'ın üstüne böyle led ışıklarla benimle evlenir misin? Böyle güzel şatafatlı lafları vardı. Boğaz'da evlilik teklifi almışsın. Orada ne yazıyor? Ya belirli bir kısmında seni çok seviyorum, benimle evlenir misin diyor. Sen ne yaptın? Aa, evet mi? Onunla çok yapamadım, tekne çok sallanıyordu. Ha, teknedeydiniz. Ne zaman nişan oldu? İstemeye geldiklerinde mi? İstemeye geldikten sonra sözüm oldu. Sözün oldu. Evet. Evde mi yaptınız sözü? Evet, organizasyon tutup evde yaptım. Güzel, kendi evinizde. Kaç kişi katıldı? Ortalama bir 35 kişi falandık. Nişan? Evet, nişanım da işte Mart ayında oldu 2023'te. Nerede yaptınız? İstanbul'da yaptım. Kimin evinde? Salonda yaptım. Salonda yaptım, evet. Güzel. Kaç kişilik?
Ya yanlış hatırlamıyorsam 300 kişi falan vardı. Vardı. Evet. O nişan kıyafetini de görmek istedim. Tek kıyafet mi giydin? Evet. Oo, böyle. Çok hoş. Şeyi çok rahattı benim için. Üstü balık, arkasında pelerin var. Oyun oynarken pelerini çıkarıp sadece balıkla kaldım. Çok giriş şık, yaparken çok de pelerinleydim. Evet, çok güzel bunu olmuş. Da özel diktirdim. Çok ne kadar diktirdin? Bu sadece özel ilk benim için dikildi ama kiralıktı. 4500 TL'ye ayarladım. İyi bence normal. Sence de normal. Ama çok evet, şıkmış çok gerçekten. Güzel. Çok teşekkür ederim. Organizasyon ne kadar tuttu? Bunu Riva'da ünlü birine yaptırdım. Ama ünlü birine yaptırmama rağmen çok uygun buldum. 3500 TL'ye hallettim. İşte seyrederse zam yapacak. Zeynep bir de bir şey soracağım. Bizde nişanda mesela erkek tarafı bizimkini, bizde işte erkeğin damatlığı falan. Sizde de öyle mi? Evet. Ben eşimin damatlığını, daha doğrusu nişanda almadım. Düğünde aldım. O da bana nişanlı kaldı. Nişanda ne takıldı? Damadın taktı. İki tane bilezik taktılar, kolye mi taktılar, iki tane yüzük taktılar. Bu kadar. Yeter, Allah bereketler. Güzel. Sonra düğün ne zaman oldu? Düğün de Haziran'ın 18'inde. Bir 3-4 ay arayla söz, nişan, böyle serpiştirmişler. Yani 3-4 ay gibi bir etkinlik var. Evet, aynen öyle. Şimdi düğüne geldik. Kaç gelinlik giydin? Bir de o var şimdi. Benim aslında düğünüm Karabük'te olacağından dolayı ben burada İstanbul'da kına yapacaktım. Ama babamın evinde gelinlikle çıkmak istediğim için ben aslında gelinlikle girişimi yaptım. Sonrasında yani toplam 4 tane kıyafet giydim. Nerede yaptınız? Hangi semtte? Bahçeli Evler'de yaptım. Bahçeli Evler'de. Biraz ekonomik paketimle. Evet, evet, öyle olmuş. Organizasyon içinde değil mi? Evet. Organizasyon içinde. Güzel. Kına da kaynanan oldu. Kayıp ederim. Aa, yapıyorum ellerinizi. Hayırlı uğurlu olsun. Organizasyon kaç TL'ydi? Düğün salonuyla beraber her şey onların içinde işte kızlar, nedimeler vesaire 11.000 TL'ydi. Çok iyi. Çok iyi. Peki kınada ne takıldı? Yani kına değil aslında düğün diyerekten söyleyeyim 35.000 TL geldi. İyi, o döneme göre iyi bir fiyat. Yani o dönemde geçen sene koltuk takımını zor alıyorsun. Az gelmiş, üzüldün. Evet, ya aslında üzülmedim. Şimdi bende bir nişan oldu. Düğün oldu. Karabük'te düğün oldu. Öyle bir söyledin ki koltuk bile zorun. Aslında ben o kadar her parça parça bölündük ki. Ya aslında hiçbir düğünümde tam millet gelemedi. Hepsinde evet, ayrı ayrı gelince bölünmüş oldu. Canım benim. Herkes durumuna göre. Evet. Sen birinci gelinsin değil mi? Başka eltin görümcem var mı? Yok, hayır. Ben tekim. Var mı kaynım? Bir tane kaynım var. O da şu an bekar. Yoksa gerçekten senin bu çeneni elti dayanmaz. Bana gelecek eltinin de. Gerçekten korksun mu senden? Korksun misin ya. De? Ben çok kıskancım. Kaynarım, kayınpederim paylaşamam. Ay ne zor ne zor. Onların tek kızıyım. Canım benim. Zeynep saçını makyajını kaça yaptırdın düğün kına? Bu başımı ben yaptım. Makyajımı da gelinliğimle beraber paket aldığım için o da biraz indirim oldu. 1500 TL yaptırmıştım. Onu da çok iyi yaptı. Güzel. Evet. Balayına gittiniz mi? Ya ben şehir dışına gittim ama balayı tarzı bir yere gitmedim. Onun yerine telefonla değerlendirmek istedim o masrafı yapacağımı. Telefon aldın aldım. Kendine. Evet. Kıyamaz. Ezgi Hanım kendimi şarj ediyorum ya, onu aldım işte. Balayı parasıyla şarj aleti ve evet, telefon aldın. Evet. Bakalım altını kazanabilecekler mi? Biliyorsunuz ki bakalım, ilişki testim var her gün. Ve soruları doğru cevaplayan çiftime burada darararın darararın. Bunun sahibi ben olacağım mı? İnşallah. Çok istiyorum. Buse'yi de çok istemiştim, olmadı. İnşallah Zeynep ve eşi Ferdi bugün altını alırlar. Şimdi sorularım hazır. Ferdi'yi arayalım mı? Arayalım. Damat! Önce kendimi şarj etmek istiyorum. Eşimle daha enerji konuşmak için. Ben böyle bir gelin hayatımda görmedim. Canım ilk ve tekim diyorum ya. Teknolojik gelin. İzninizle arıyorum. Hoparlörü alıyorum. Alo. Efendim canım. Hoparlördesin hayatım. Efendim. İlişki testi için sizi Ezgi Hanım'a veriyorum. Sizi. Bir an beynim yandı. Müsait mi kendisi? Müsaitsin değil mi? Müsaitim canım, müsaitim. Tamam, buyurun. Alo Ferdi. Efendim. Kardeşim nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Allah'ı mutlu mesut etsin. Huzur içinde evinizde oturun. Çok güzel eviniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilişki testimiz var bizim yarışmamızda. Altını koydum yakınına. Eşinin yakınına altını bıraktım ve ilk sorumu soruyorum. Şimdi aynı anda soracağım Ferdi. Sonra sesini kısacağım telefonun. İlk cevabı eşinden, Zeynep'ten alacağım. Sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Evet. Gelinler bir moral alkışı istiyorum lütfen. Ve ilk sorumu soruyorum. Zeynep'ciğim, annen damada elini öpmediği için rahatsız olduğunu söylese ne yaparsın diye soruyorum. A şıkkı eşine öpmesini söylersin. B hiçbir şey yapmam.
C şıkkı, ben de onun annesinin elini öpmem diyorsun. Sessiz alıyorum. Benim eşim bu konularda çok saygılıdır. O yüzden böyle bir şey yapmaz ama yine de yaparsa A şıkkı. Hangisi? Eşim ne öpmesini söylersin. Evet. Ferdi ne cevap vermiş olabilir Zeynep? A demiştir ya. Eşine öpmesini söylersin. Doğru, alkış geldi. İlk soru doğru. Çok güzel. Hemen ikinci soruyu soruyorum. Zeynep'ciğim, hafta sonu Ferdi sana sürpriz olarak yurt dışına tatil bileti aldı. Nereye alır? A Fransa, B İtalya, C Japonya, D Norveç. Alsaydı o köye giderdi ama. daha sessiz, sakin, orman yeri diyerekten Malta diyorum ya. Malta nerede? Fransa, İtalya, Japonya, Norveç. Aa bir dakika. Benim beyin niye gitti? Bir daha alabilir miyim? Şarjın yetersiz. Evet, takamadım. Fransa mı bilet alır, İtalya'ya mı alır, Japonya mı, Norveç mi? Bir Malta'ya gidesin var senin, anladın. Ay evet ya, var beni gönderse Norveç diyeyim ya. Norveç. Evet. Evet Ferdi, hangi cevabı vermiş olabilir? Fransa, İtalya, Japonya ve Norveç. Nereye almış olabilirsin? Fransa demiştim. Aa. Norveç dedi, o da emin olamadı zaten. Bir Malta dedi, bir şeyler dedi, öyle bir şık yok. Bir gidesi var Malta, hayatında olsun. İnşallah nasip olur. Üçüncü soru geliyor. Ferdi en çok neden nefret eder? A. Ağız şapırdatmak. B. Ayak ayak üstüne atmak. C. Yüksek sesle konuşmak. D. Sakız çiğnemek. Kesinlikle A. Ağız şapırdatmak. Evet. Acaba ne dedi? Ağız şapırdatmasından. Evet, alkış. Doğru cevap. Ve diğer soru. Zeynep'ciğim, eşin Ferdi'nin gizli gizli telefon mesajlarını okuduğunu öğrensen nasıl tepki verirsin? Bir şey demem ya. Bakabilir. Evet. Sen bakar mısın? Ben gizli, saklı, her türlü bakarım. Ferdi nasıl tepki verir Zeynep? Sadece neye baktım sonra herhalde. Fazla tepki göstereceğini sanmıyorum ya. Doğru cevap. Ve diğer sorum. Zeynep'ciğim, kayınvaliden sizde kalıyor. Ev düzenini kendi rahatına göre değiştiriyor. Ne yaparsın? Ya ben hoşlanmasam bile hiçbir şey söylemem. Kaynanam değiştirsin, bir şey olmaz. Canım benim. Ne yapar Zeynep, Ferdi? Saygıda hürmet etmez ya. Bir şey demez mi? Diyeceğini sanmıyorum. Sonuçta hem benim annem yani... hem bana saygısından hem anneme saygısından etmez. Etmez, güzel. Dememeli dedi. Zaten o da öyle söyledi. Zeynep'ciğim, eşin Ferdi emekli olunca nerede yaşamak ister? Ay evlendiğimizden beri her ay gittiğimiz yere tabii ki de. Karabük. Evet, sorunun cevabını alalım. Ferdi emekli olunca nerede yaşamak istiyorsun? Tabii ki de köyümde, Safranbolu'da. Ya toprağım. Memleketim güzeldir. Ailene sevgiler, saygılar. Gerçekten. Selam olsun memleketime, Safranbolu'ya. Eşe, dosta, akrabaya, herkese. Herkesin memleketi. Dış ses. Durum nedir? Bir yanlış cevap var Ezgi Hanım. Gelinimiz bir şansı daha hak ediyor. Gelinler, ortak bir soru. Onu da bilirlerse eğer altını kazanacaklar. Bilemezlerse maalesef kazanamayacaklar. Bir soru, aklınıza hangi soru geliyor? Ezgi Hanım, ilk buluştuklarında Zeynep'in üstünde hangi kıyafet olduğunu bilebilecek mi? Onu soralım. Güzel soru, soralım bunu. Ferdi, sorum şu. Gelinler dediler ki daha doğrusu. İlk buluştuğunuz zaman Zeynep'in üzerinde hangi kıyafet vardı? Siyah kareli, böyle siyahlı beyazlı bir elbisem vardı. Bakalım bilecek mi? Cevabı alalım Ferdi. Kareli elbisesi vardı, siyah beyaz. Ya alkış! Nararın, nararın. Altın size geliyor. Benden geline. Ferdi bir altın. Teşekkür ederim. Güzel günlerde sağlıkla, afiyetle canım kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Canım, görüşmek sattın üzere. Altın. Kolay gelsin. İş yerindesin. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal. Çok Allah razı olsun. Canım kardeşim. Ay çok mutlu oldum. Verdim altı da. Dün verememiştim, yok içirmiştim. Altınla bitmiyor tabii ki. Biliyorsunuz ki büyük ödülüm 100 bin lira. Böyle dolu dolu söyleyince çok mutlu oluyorum. Yani herkes istediğini yapabilsin istiyorum. Umre'ye gitmek istiyor eşiyle. Allah'ım nasip etsin inşallah. Herkesin kendine göre çok özel düşünceleri var 100 bin lirayla ilgili. Zaten altını da veriyorum. İnşallah
bu hamarat hamuru açabilirseniz vereceğim birinize. Ödülümü, haftalık ödül oyunum da var. Şimdi puanlamayla devam edelim mi altında verdiğimize göre? Bakalım Zeynep gelin günün sonunda diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Sırada puanlama. Sunum tabaklarında bir özensizlik durumu söz konusuydu. Benim sana puanım... Kendinden evine bir şeyler katman gerekiyor bence. Altı dolu yorumlar yaptım. Yani puanımdan memnunum. Burası bir gelin evi programı olduğu için biraz da strateji. Günümü oynamadım. Ona hakkı olan puanı verdim. Açıkçası en çok şaşırdığım Buse'ydi. Az sonra... Haftanın ikinci gününde Zeynep gelinin evindeydik. Günün en heyecanlı, en beklenilen anı. Acaba bugün Zeynep gelin diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Dün Buse'deydik. Evet. Buse 8 puan toplamıştı. Tüm gelinler ikişer puan vermişlerdi. Acaba bugün Zeynep'e kaçar puan verecekler? Zeynep'ciğim senin evin... Sana göre kaç puanlık bir ev? Ya bana göre 4 puanlık. Çok mükemmel, çok iyi falan demiyorum. Ama kızlardan ne bekliyorum diye sorarsam 3 bekliyorum açıkçası. Hepsinden ortalama. Mi? Evet. Herkesin ama, eşit puan. Buse arkadaşım hariç. Çünkü ona 2 verdiğim için bana da 2 vereceğini düşünüyorum. Kısasa kısası olması için. Seninle başlamayacağım, merak etmeyeceğim. Şevval'cim seninle başlayalım. Acaba Şevval gelin Zeynep geline kaç puan verdi? Önce sebebi, sonra da kaç puan verdiğini öğrenmek istiyorum. Ben puanımın arkasındayım verdiğim puanı. Gönül rahatlığıyla verdim. Arkadaşımızın evinde beğendiğim şeyler de oldu ama eksik bulduğum parçalar da oldu. Mobilya seçimleri ve bazı uydurdukları işte halısı olsun şey olsun güzeldi. Mutfağı da dünle kıyaslarsam eğer mutfağına da bir tık daha temiz görünümlü buldum. Aynı şekilde çeyizin de evet çok fazla hazır parça vardı ama çeyizin de Buse arkadaşımıza göre bir tık daha iyiydi. Ben ona göre bir puan verdiğimi düşünüyorum. İsterseniz puanımı lütfen açabilirim. Benim sana puanım... ...3. Teşekkür ederim. Beklediğin puandı. Beklediğim bir puandı. Yani kesinlikle evim çok mükemmel, işte çok iyi, benim üstüme kimse gelemez, öyle bir iddialarım yok. İşte kendime göre her gün yeni tarzlar geliştirmeye çalışan, daha güzelleştirmeye çalışan, öyle 20 yaşında bir genç evliyim. Verdiği puan için teşekkür ederim. Rica ederim. Eksiklerini tamamlarsan daha güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah tamamlarsın. Mutlu oldu. Bakalım Büşra da aynı şekilde mutlu edecek mi? Büşra gelin. Acaba Zeynep geline kaç puan verdin? Önce sebebini istiyorum. Öncelikle Zeynep'e güler yüzlülüğü için teşekkür ederim. Sunum masasına değinmek istiyorum. Çeşit benim için yeterliydi ama sunum tabaklarında bir özensizlik durumu söz konusuydu. Ondan ziyade mutfak düne göre daha iyiydi fakat çok beyazdı. Ben kendimden en azından bir kahve köşesi, bir köşe beklerdim, bir detay beklerdim. Evinin mobilyalarıyla uyumu güzel fakat hani kendinden de bir şeyler katabilirsin duvarlarına. Bunu sen de kendin kabul ediyorsun, söylüyorsun. Bu şekilde puanımı açmak istiyorum. Bakalım kaç puan vereceksin? Benim sana puanım... 3. Nereden kırdınız 2 puanımı? Şimdi şöyle, dediğim gibi mutfağın güzel, temiz bir havası var fakat bir köşe beklerdim, bunu belirttim. Sunum masasında çok çeşit yarışması değil bence de ama hani tabakları çok özenli olabilirdi. Buna da değindim. Kendinden evine bir şeyler katman gerekiyor bence duvarlarına falan. Yoksa mobilya uyumu güzel
Bunlara zaten puanım. Aksesuarın eksik olduğu için, kendinden bir şeyler katmadığın için, doğru biliyorum değil mi? Bir de daha fazla bir çeşitlilik olabilirdi yemekte. Yok, çeşitlilik değil yani benim değindiğim nokta. Hani bir normal servis tabağından ziyade daha güzel şık bir sunum tabağına koyabilirdi. Hmm. Yani sunum olarak göze hitap edebilirdi bu. Ya bunu da sonrasında kullanmayacağım için çok fazla tercih etmek istememiştim ama siz bir gelin evi olarak bir programa katılıyorsan bu konuda %100 haklısınız. Kendisi de üçlük olduğunu inanıyor demek ki, gayet mutlu oldu. Zaten puanımın arkasındayım. Altı dolu yorumlar yaptım ve konuştum da söyledim eksiklerini. O da farkında ve kabul etti. Yani puanımdan memnunum. Bu şu anda kendinden bir şeyler katabilirdin dediğine katılıyorum. Birkaç tane tabloya ihtiyacım gerçekten vardı. Evet, toplam 6 puanı var. Acaba Pınar Gelin kaç puan verecek? Sırada sen varsın. Önce sebebini öğrenmek istiyorum. Öncelikle güler yüzü karşılamandan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben yatak odanı beğendim. Zaten hemen hemen tarzımız benziyor. Mutfağını çok boş buldum ama temiz buldum. Çeyizini de yeterli buldum. Hani yani düne oranla, özür dileyerek söylüyorum, gayet yeterliydi. Arkadaşlar, benim mutfağım pis miydi? Mutfağından bahsetmiyorum. Çeyiz olarak fazlaydı ama derli topluydu demek istedim. Tabii şimdi iki gelin de bir temiz kelimesi kullanınca değil mi sen de? Ben bunu açıklamaya getirmek istiyorum. Ben kesinlikle temizlik, kirlilik anlamında değil, göze temiz gözükmesi anlamında söyledim. Yani işte senin dolap kapağın açıktı, tezgahının şeyi böyle mermer gibiydi, işte dolabında bir renk vardı, arkadaşımızda o yoktu. O açıdan söyledim, sakın yanlış anlama, yani, üzülürüm. Tabii ki bunu değinmen güzel oldu aslında çünkü herkesin eşi, dostu, tanıdığı var. Hani yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle anlamda söylemedim. Temizlik, titizlik anlamında söylemiyorum. Evet. Sadece görüntü olarak, ama dediğim gibi ben Zeynep'ten güzel bir köşe beklerim. Ya daha güzel olacağına eminim mutfağın. Şimdi Buse'den daha iyiydi dediğin için ben Buse'den daha fazla puan bekliyorum. Acaba kaç puan verecek? Sonra bizi şaşırtabilir. Her şey olabilir. Puanını öğrenebilir miyim? Benim sana puanım 3. İstikrarlı. Dün 2-2-2 idi, bugün 3-3-3. Toplam 9 puanım var, yüzüm gülüyor. Ya aslında memnun olduğumdan değil de, ya ben evime tabii ki de 4 verilmesini isterdim. Yani 4'lük olduğunu düşünüyorum ama burası bir gelin evi programı olduğu için biraz da strateji. Arkadaşlarım 4 verip de yani onların daha çok puan alamayacağını düşünerekten amaç ortalamaya çalıştıklarını düşünüyorum. O yüzden hani 3 beni bu konuda memnun ediyor yani. Anladım. Ama geçen hafta 4 puan ve 5 puan veren gelinler olmuştu. Onu da hatırlatmak isterim. Bol cepten atmışlar yani, bol keseden. Bu evin hakkı 3 puandı. Daha da az olabilirdi ama 4 puanlık bir ev değildi, 5 hiç değildi. Kendisi de zaten 4 bekliyordu. Bir puan düşüğünü verdim. Hak etti yani. Tabii ki gün sonu puanını, toplam gelinlerden alınan puanı Buse gelin belirleyecek. 9 puan acaba kaç puana çıkacak? Buse'cim hazır mısın? Ezgi Hanım, ben önce puanımı açıp sonra yorum yapmak istiyorum. Ona göre yorum yapacağım. Lütfen. Benim sana puanım 3. İstikrar bozulmadı. Toplam 12 puan. Dün 8 puan almıştın. Ve sana dün 2 vermişti galiba. Evet, ben Ezgi Hanım kısasa kısas yapmak istemedim. Herkesin bir emeği var. Evini beğendim. Evet, beğenmediğim çok eksik noktaları var. Aslında bir senelik evli. Ben onun gibi ben strateji yapıp bir puan da verebilirdim puan düşsün diye. Ama böyle bir şey asla ona layık görmedim çünkü bütün gün emeği var. Bu yüzden ben bu puanı layık gördüm evine. Evet, tam değil. Hepimizin eksikleri var. Benim de vardı. Tamamen günümü oynamadım. Ona hakkı olan bu puanı verdim. 3 puan nereden geliyor? Karşılama güler yüz. Karşılama güler yüzüne verdim. Salonunun eşyalarını beğendim. Ben sunum tabaklarını da çok beğendim. Ama sadece bardaklarına kötü yorum yaptım. Onun dışında yatak odasını da beğendim. Ufak çaplı şeyini. Çeyizi de bendik değil evet ama onu çoktu. Açıkçası en çok şaşırdığım Buse'ydi. Gerçekten onun 3 puan vermesine çok şaşırdım. Strateji yapmayıp gerçekten vicdanıyla bana 3 puanı verdiği için çok teşekkür ederim. Evet, günün sonunda
Gelinlerden 12 puan topladı. Acaba ben Zeynep Gelin'e kaç puan vereceğim? Sırada benim puanım var. Evet, kendini çok güvenen, kendini çok güzel savunan, ayakları yere basan güzel gelinim Zeynep'in evindeydik. Zeynep, gerçekten yemeklerin çok lezzetliydi. Evin çok sıcak, eve girince böyle bir yuva sıcaklığını hissediyorsun. Çok uyumluydu, çok özenmişsin, yeni evlisiniz, altını da aldınız. Birbirinizi de çok iyi tanıyorsunuz bu arada. Çok mutlu oldum altını verdiğim için. Çok keyifli bir gündü. Tabii ki gelinler eleştirdiler, eksikleri söylediler ama sen de kabul ettin. Eksiklerin var dedin. Evet, bazı aksesuar eksiklerin olabilir ama ihtiyaçlarını zamanla alacaksın. Biz gelmeden önce de zaten bazı fark ettiklerini almışsın. Bundan sonra da dikkate alacağını düşünüyorum. Herkes puanını verdi. Senin yüzün güldü. Tabii ki benim puanımı da cuma günü öğreneceksin. Her şey için teşekkür ederim. Evet, günün sonuna geldik. Çok keyifli bir gündü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilayüzün için, ikramların için. Çok mutlu oldum gerçekten. Gelinler, yarın hanginizdeyiz? Benim evimdeyiz. Neredeyiz? Bahçeli Evler'deyiz. İstanbul Bahçeli Evler. Evet. Ay, merak ediyorum doğrusu. Nasıl bir ev? Çeyizi nasıl? Çünkü böyle söylüyorsun ya, çeyizini az buldum. Evet. Kendi orijinal parçaları yok. Evet. Dekorasyonla ilgili de çok iddialı konuşuyorsun. Evinin dekorasyonunu da merak Damın ediyorum. Damın arkasındayım. İnşallah çok güzel bir gün geçer. İnşallah. Evet, yarın yine aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Show TV ekranlarında saat 12.30'da buluşmak üzere. Ben her gün ne diyorum? Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşçakalın. Allah aşkına kurdele takmış, o ne? Taş gibi kadın olunca ben de taş getireyim dedim. Hayır, bize ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun, ne demeye çalışıyorsun? Gül koymuş. Ne oldu? Şey, yemeye çalıştım ben. Tek başına yaşıyorsun bu evde gibi. Çevrendekilerden kim oturup keyif alıyor mutfakta? Ekle, onu ekle. Onu mu eklesin? Zeynep, abartma. Akıl verene bak. Şimdi de yaparsam kayınvalidem hep benden istiyor. Çoktan aldım. Gerçekten ben çıkmak istiyorum. Dayısız, fotoğrafımızı çeker misin? Tesbih mi çekiyorum böyle bununla? Evet. Ne yapayım? Bu nasıl yüzük? Ay, bir sürahisi yok. Sadece 12 kişilik bir su seti. Ay, çok pahalı. Evet. Arkadaşının saçı boyatılıyor ve Akın bunu fark ediyor. Bu durumda ne yaparsın?